Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Yine bugün birinci gün programımızda öncelikle ülke gündemi ve daha sonra Kayseri gündeminde öne çıkmış konuları değerli meslektaşlarımızla birlikte konuşacağız. Her zaman olduğu gibi öncelikle gazeteci meslektaşlarımıza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Metin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi programlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili Tolga Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sevgili İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ramazan'dan sonra oruç açınca biraz da yorgunlukta böyle çöküyor üzerine. Ama programda tempo oldukça yüksek olacak. Çünkü siyasette artık meydanlar ve listeler yavaş yavaş ısınmaya başladı. Dolayısıyla açıklamalar her geçen gün gündem değişiyor. Her dakika, her saat adeta. Dolayısıyla liderlerin konuşması ciddi anlamda gündem belirliyor. Tabii ülke gündeminden iki konu belirlemiştik değerli gazeteci arkadaşlarımızla. Cumhurbaşkanlığı için adaylar netleşiyor. Dolayısıyla ilk imzayı toplayan Muharrem İnce olmuştu. Daha sonra arkasından Sinan Oğan olmuştu. Şimdi yok yani. Şimdi, değil mi? Dört. Evet. Yani Doğu Perinçek toplamaya çalıştı ama toplayamadı. O her dönem öyle bir adayım diye çıkıyor. Şey gibi, zorunlu yani aday gibi. Yüz bini geçemedi. Evet. Dolayısıyla sen Cumhurbaşkanımızın adaylığı Recep Tayyip Erdoğan başvurdu. Kılıçdaroğlu başvurdu. Dört tane şu an aday var. Şimdi İsmail Bey, buradan yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı seçimi İlk turda sonuçlanır mı? Tabii Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı bulmasında AK Partili seçmenlerin de katkı sağladığı konuşuluyor, söyleniyor. Çünkü Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları bölünsün yönünde bir taktik yapıldığı ifadeleri var. Böyle iddialar var. Yine diğer tarafta Sinan Bey'in hangi cephede, hangi blokta size göre oy alır? Bu şekilde seçime gidildiği takdirde 4 Cumhurbaşkanı adayı seçime gittiğinde ilk turda size sonuçlanır mı? Tabii onu kestirebilmek biraz zor. İlk turda seçim sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı onu kestirmek biraz zor. Yani seçimi beklemeden onu söylemek biraz zor. Her cephenin kendine yakın anket şirketleri kendi adaylarını daha ön planda çıkartıyor. Tabii ki anketlere baktığımızda bir tarafta Sayın Erdoğan %50'yi geçmiş oluyor. Diğer taraftan baktığınızda yine Sayın Kılıçdaroğlu %50'lik barajı geçiyor. Birinci turda tamamlıyor. Bunu kestirebilmek biraz zor. Tabii ki seçimi beklemeden bir şey demek zor. Biliyorsunuz mecliste grubu olan siyasi partiler grup kararıyla adaylarını belirleyebiliyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayları milletvekillerinin imzasıyla grup kararıyla Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olarak bildirildi YSK'ya. Diğer taraftan da Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu olarak bildirilmiş oldu. Yine diğer tarafta biliyorsunuz dışarıdan seçime katılmak isteyenler olursa 100 bin imza şartını yerine getirmek zorundalar. 100 bin imza şartını yerine getirenler seçime Cumhurbaşkanı adayı olarak girebiliyorlar. Birkaç isim vardı. Bunlardan en ilk planda şeyi tamamlayan, 100 bin imzayı tamamlayan Memleket Partisi'nin genel başkanı Sayın Muharrem İnce oldu. Tabii o tartışmalar çok fazla yapıldı. AK Partililer imza verdi vesaire. Bunu Sayın Muharrem İnce şey yaptı, yalanladı ama bunu bilemeyiz. Tabii ki vatandaşlar YSK'ya gidiyor, imza veriyor. Bunu tek tek ölçme şansınız olmayabilir. Diğer taraftan yine ikinci imzayı toplayan isim de Sinan Oğan oldu. Ata İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine girecekler. Tabii burada şuna parantez açmak lazım. Yani illa YSK'ya gidip bunu imza vermeye ne gerek vardı diye sormak lazım. E-Devlet üzerinden insanlara bu imzalar açılabilirdi. Sonuçta imzalar bir kişinin tek imzasıyla bu süreç tamamlanabilirdi. Ama böyle bir yolu denemediler. E-Devlet'ten her şeyi yaparken bu imza yöntemini aşmamış oldular. Biraz da insanları adliyelere taşımak zorunda kaldılar. Bu anlamda belki bu süreç biraz uzun olmuş olabilir. Hem Muharrem İnce açısından hem de Sinan Oğan açısından
bu süreç biraz daha 4-5 günlük bir süre geçmiş olabilir. Belki E-Devlet üzerinden açılmış olsaydı bu birkaç saat içerisinde tamamlanabilirdi. Belki de yani sadece memleket partililer değil de diğer siyasi partiye inananlar da bazı adaylara imza vererek belki seçime girmelerinin yönünü açabilirlerdi. Böyle bir yöntem denenebilir mi? Bugün denenmedi. Belki bir sonraki seçimde, bundan sonraki seçimlerde bu yöntemde YSK'nın taktiğine girmiş olabilir, yöntemine girmiş olabilir ama bugün baktığımızda böyle bir yöntem yok. Diğer taraftan tabii Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek 100 bin imzaya ulaşmaya çalışıyor. 20 binleri geçmişti. Bugün itibariyle bakmadım kaçta ne kadar imza topladı. Biraz işi zor gibi gözüküyor. 100 bin imzayı toplayamayacak gibi gözüküyor. Ama daha süreç var. 27'sinde bu süreç tamamlanmış olacak. Eğer böyle sonuçlanırsa 4 adaylı bir seçime gidilecek. Tabii bir tarafta baktığınızda Muharrem İnce var. Sol kesimden yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ve kendine bir yol haritası çizen bir isim var. İster istemez seçimleri etkileyebilir mi? Mutlaka etkiler. Bugün 100 bin imzayı geçtiyse mutlaka bir tabana hitap ediyor demektir. Ne kadar oy alır onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yine Milliyetçi Cephe'yi temsil eden bir isim de Sinan Ogan var. Bu da hem İYİ Parti belki tabanına hem Milliyetçi Hareket Partisi tabanına hem de belki sağ parti sağda siyaset yapıp da belki liderlik anlamında ya da parti anlamında istediği bir noktaya gelemeyen siyasi partiler belki bu yönde bir oy kullanabilir. Şu anda net bir şekilde 4 adaylı bir seçime gideceğiz. İkinci tura kimler kalır? Bugün baktığımızda yani birinci turda biter mi? Anketlere baktığınızda bazen bitiyor. İki ismi de farklı farklı anket şirketlerinde. Ama neticede ikinci tura kalırsa da Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan yarışacak gibi şu anda bir görüntü var. Anketler en azından onu gösteriyor. Sürpriz olur mu? Yani mesela Sayın Sinan o an beklentilerin üzerinde oy alabilir mi? Bunu göreceğiz. Yine Muharrem İnce beklentilerin üzerinde oy alabilir mi? Yani vatandaş sandığa gidip sandık başında karar ne olacak onu kestirebilmek zor. Şu anda anket yapıyorsunuz ve kararsızlar vesaire çok olabiliyor. Ama sandık başına eğer giderse insanlar mutlaka tercihlerini yönlendiriyor. Bakalım şu anda 4 adaylı bir seçime doğru gidiyoruz. Evet Tolga Bey. Tabii şimdi Türkiye 14 Mayıs'ta bir seçime gidecek. 4 adaylı gibi görülüyor şimdiden seçimler. İki aday Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylıkları demokrasinin gölgesinde adaylıklar. Hem Muharrem İnce'nin hem de Sinan Oğan'ın 100 bin imzayı aşmasıyla birlikte biraz daha demokrasi örneği gösterdiklerini düşünebiliyoruz. En azından tabana sormuş oluyorlar ve tabanından almış oldukları imzayla birlikte yani vatandaştan almış oldukları imzayla birlikte Cumhurbaşkanı adaylıklarını açıklayabiliyorlar. Bir Cumhurbaşkanı adaylığı için de bir ücret gerekiyor biliyorsunuz ki 555 bin lira tutarında YSK'ya para ödemek durumunda kalıyorsunuz. Adaylıktan çekilmeniz ya da imzayı toplayamamanız durumunda da bu parayı geri iade alamıyorsunuz. Bu para hazineye devrediliyor. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu arasında geçecek bir seçim heyecanı olacağını inananlardanım. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturmuş olduğu Cumhur İttifakı'na yakın hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği Millet İttifakı'na yakın her iki cephenin de finanse etmiş olduğu, desteklediği anket şirketlerinin sonuçlarına baktığımızda geçtiğimiz hafta da burada tartıştık, konuştuk. 6 anket şirketinin sonuçlarında hepsi Sayın Kılıçdaroğlu önde gösteriliyor. Yalnızca bir tanesinde %46 olarak gösteriliyor. Diğerlerinin hepsinde %51, %55 bandında gösteriliyor. Bu açıdan bakarsak eğer anketler eğer gerçeği yansıtmıyor yani yansıtırsa Sayın Kılıçdaroğlu birinci turda bu işi kurtarmış oluyor ve yani kesinlikle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oluyor. Tabii anketler gerçeği yansıtır mı? Geçmişe baktığımız zaman Sayın Adil Gür 7 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %65 ile hükümet kuracağını iddia etmişti. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi 7 Haziran seçimlerinde hükümet kuramamıştı ve 1 Kasım'a seçim yeniden ertelenmişti. Ertelenen seçimle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden ülkede 64. hükümeti kurmayı başarmıştı. Şimdi 4
adaylı birlikte bir cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzde. Bir de biliyorsunuz 8. Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal adaylık açıklaması öncesinde anket yaptırdıklarını ve %25 dolayında bir oy aldıklarını söyledi ama henüz daha 100 bin imzayı toplayamadı. Herhalde 15 bine de daha geçemedi diye biliyorum. Ve dolayısıyla adaylığı da ister istemez suya düştü. Yine Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek de aynı benzer söylemlerle birlikte adaylığını açıklayanlardan da o da imzayı toplayamadı. Yine rahmetli Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan da adaylık için başvuruda bulundu. 100 bin imzayı toplayamadı ve yeniden 20 yıllık günaha ortak olmayız deyip ayrıldığı Cumhur İttifakı'na yeniden bir dönüş yaptı ve kardeşiyle de siyasal anlamda da ters düştü. Çünkü biliyorsunuz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde geçtiğimiz hafta burada da söylemiştik. Kadınlar kazandı demiştik. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmamasını 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına dair şiddetin önlenmesini içeren bir maddeydi bu 6284 ve dolayısıyla bu noktada tartışmalar yaratacağından kaynaklı olarak Yeniden Refah Partisi bu ittifaktan ayrıldığını söylemişti. Şimdi ne değişti bilmiyoruz tabii ama yansıyan kulis bilgileri var. Kulis bilgilerine göre 10 milletvekili noktasında anlaştıklarını Yeniden Refah Partisi'nin 10 milletvekili alarak mecliste kendisine yer bulacağını ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bunu kabul ettiği için yeniden Cumhur İttifakı'na girme heyecanı yaşadığını öğrenmiş olduk. Tabii bunlar tamamen kulis bilgileri ama ne dedim yani önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilecek mi bunu da izleyip göreceğiz ki bana göre çekilecek herhalde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine. Bunu gördüğümüzde hemen bir baktık. Sayın Erbakan yalnızca özel televizyon kanallarında kendisine yer bulurken bir anda TRT'den de kendisine bir stüdyoda yer bulduğunu da görünce neler oluyor diye düşünmeden de edemedik. Bir tarafta HDP'li, bir tarafta Hüdaparlı bir ittifak. Dolayısıyla vatandaşlar hep şunu söylüyorlar. Bir tarafta Hizbullahçı terör örgütünün desteğini alan, bir tarafta PKK terör örgütünün desteğini alan her iki ittifakın adayına da oy vermeyeceğiz. Üçüncü bir aday olarak Sayın İnce'yi işaret ediyorlar. Bu açıdan tabii ister istemez hem Cumhur İttifakı'nın bileşenleri hem Millet İttifakı'nın bileşenleri her iki cephede terörle yan yana gelmediklerini defaatle anlatmaya devam ediyorlar. Hem işte PKK'nın siyasal uzantısı olmadığını söylüyorlar HDP'nin. Hem de Hizbullah'ın siyasal uzantısı olmadığını söylüyorlar Hüdapar'ın. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda neler söyleyeceği çok merak ediliyordu. Kendisi de yapmış olduğu açıklamayla birlikte Hüdapar'ın Hizbullahçı terör örgütüyle yan yana olmadıklarına dönük beyanatları olduğunu söyledi. Bu yeterli olur mu bilmiyoruz tabii ki. Ama ben şunu hatırlatayım. Siyasi partiler yasasına göre kurulmuş iki siyasi partinin de bugün eğer siyaset yapma hakkı elde edebiliyorlarsa İçişleri Bakanlığı tarafından. Bunu tabii vicdanlara teslim etmek lazım. Ben tabii PKK'nın bir terör örgütü olduğunu düşünüyorum ama HDP'nin PKK tarafından doğrulan bir parti olmadığını düşünenlerdenim. Ama Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğunu düşündüğümde Hüdapar'ın Hizbullah tarafından doğrulan bir parti olduğunu da açık olarak görenlerdenim. Ve bu açıdan seçmen son kararını verecek. Seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinde hangi partiye milletvekili noktasında tercihte bulunacak, hangi cumhurbaşkanı adayına 13. cumhurbaşkanı yapabilmesi adına bir tercih kullanacak ve ben bu tercihini de siyasal olarak değil, tamamıyla vicdanıyla yapabileceği kanaatindeyim. Çünkü son 21 yılın siyasal iktidarının bu ülkede neler kazandırmış olduğunu görecek. Kazandırdıklarının nelere sonuç verdiğini, nelere sebebiyet verdiğini görecek. Yaşanan bir deprem felaketinde bugün 50. gündeyiz ve hala çadırların yara aldığını görecek. İnsanların seralarda kaldığını görecek. Yağmurların çadırların içerisine dolduğunu ve insanların oralarda ağır bir tahribatla birlikte yaşamlarına devam ettiklerini görecekler ve vicdanlarıyla birlikte oy vereceklerdir kanaatindeyim. Tabii ki yapılmış olan hizmetler var, projeler var, hayata geçirilen. Bunları da görerek oy verecektir. Dolayısıyla 14 Mayıs tarihinde Türkiye bir kere daha demokrasiye kapılarını aralayacak. 60.904.499 seçmen 190.736 sandıkta oy kullanacak. 2018 seçimlerine baktığımız zaman aslında 2014 seçimlerinde 55 milyon olan ve 2018 seçimlerinde 4 milyon daha artışla birlikte 59 milyona yükselen seçmen sayısının 2023 yılına geldiğimizde sadece 1 milyon artış olduğunu gözlemledim. Bu gözlemim de beni biraz üzdü çünkü ciddi bir kayıp var. Hem pandemi sürecindeki kaybettiklerimiz, hem sel felaketlerinde kaybettiklerimiz, hem deprem felaketlerinde kaybettiklerimiz. Tabii ki yangınlar olacak ama insanlarımız ölmemesi gerekiyor güçlü bir ülkeden bahsedebiliyorsak. Tabii ki seller olacak, yine güçlü bir ülkeyiz diyebiliyorsak insanlarımız ölmeyecek. Tabii ki deprem
depremler olacak, yine güçlüyüz diyorsak insanlarımız ölmeyecek. Ama gördük ki biz yangın oldu, insanımız öldü, sel oldu, insanımız öldü, deprem oldu, insanımız öldü. Yani tüm doğal afetler bizim canımızdan can aldı. Tüm insanlarımız, seçmenlerimiz vicdanıyla birlikte sandık başına gidecekler. Tolga Bey aslında ittifak, seçim öncesi ittifaklara da girdi, değinmiş oldu. Evet. Sizden de oradan başlayalım. Yani seçim öncesi ittifaklar netleşti. Sizce bu tabloyla aslında hiç yan yana gelmeyecek dediklerimiz yan yana geldiler. Ne yazık ki. Evet. Bunu nasıl algılamak gerekiyor? Bunu seçmene nasıl ifade edecek liderler? Ya işte dün öyleydi, bugün böyleydi demekle arşivdeki konuşmalar insanların önüne geliyor. Şimdi şuradan başlayalım. Şunu gördük öncelikle. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi koalisyonların önüne geçecek diye ortaya konuldu. Bugün baktık ki çatır çatır koalisyon dönemi başladı. Yüzde birlik partiler, yarımlık partiler geçer akçe olarak pazarlık masasına oturdu ve sonuç itibariyle de o masanın içinde yer aldı. Demek ki koalisyonu bitirmemiş bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Ve işte bir tarafa bakıyorsunuz Hüdaparlı, bir tarafa bakıyorsunuz HDP'li, iki tarafında yumuşak karnı var şimdi bu seçimlere giderken. 14'ünde vatandaş sandığa gittiğinde tabii ki vicdanında bir değerlendirme yapacak. Ama o vicdan neye tekabül edecek? Şimdiden bir öngörüde bulunmak istemem. Lakin anladığımız şu, her iki ittifaktan da rahatsız olanlar var. Ha, bu Muharrem İnce'ye mi yarar? Yoksa Sinan Oğan'a mı yarar? Bilemem. Bir tarafta solcuların Muharrem İnce'ye yönelebileceği konuşuluyor. Diğer tarafta Milliyetçi Cephe'nin Sinan Oğan çevresinde kenetlenebileceği konuşuluyor. Bu Cumhur ve Millet İttifakı'ndan ne götürür ne getirir hakikaten şu anda bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Ama bir sarsıntıya sebep olabilir mi? Bence olabilir. İsmail birinci turda biter mi bitmez mi dedi kendisi konuşurken. Bence sanki birazcık ikinci tura kalacak gibi. Benim kanaatim yani bir şeye filan bakmadan, herhangi bir yapılan araştırmaya şuna buna bakmadan ben toplum içinde konuştuğumda ortaya çıkan, hasıl olan kanaat yani insanların iki tarafa da çekinceli davrandığına dair birçok kişinin, birçok seçmenin problem taşıdığı, endişe taşıdığı daha doğrusu ve bu anlamda da kafasında birçok soru işaretiyle beraber sandığa gidecek. Ama işte orada bu Cumhur ya da Millet İttifakı mı olur ya da Sinan Oğan mı olur ya da Muharrem İnce mi olur bunu göreceğiz. Mesele şu, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şunu getirmemiş bize, elimizi rahatlatmamış, işi kolaylamamış. Tam tersi bugüne kadar hiç yeter seviyede değer görmeyen siyasal oluşumlar bugün itibariyle kapış kapış gidiyor. Burada bir problem var. Bunun adını doğru koyalım. Ha, dediğim gibi şimdi Hüdapar Hizbullah terör örgütünün yani başkanlarına soru yöneltiliyor. Biz Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmüyoruz diyor. Yani anayasanın tüm maddeleri tartışılabilir diyor. Yani özellikten kimse rahatsız olmasın ifadesini kullanıyor. Yani PKK'nın düşünce yapısının muhafazakar olarak ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz. Yani değişik bir şey yok. Ha Mehmet Ali, Ali Mehmet gibi bir durum var ortada. Elbette seçmen bunu değerlendirecek ama 4 aday var. İkisi gerçekten güçlü ittifaklarla gündeme gelen. Diğer ikisi de 100'er bin imza toplayarak halkın karşısına çıkan. Çok enteresan bir seçim olur kanaatini taşıyorum ben. Ama yani birçok seçime dair öngörüm var vesaire var ama bu gerçekten karmakarışık bir durum. Yani neyin ne olacağını kestirmek mümkün değil. İttifakların dediğim gibi yumuşak karnı var, iki tane alternatif aday var, bununla beraber hayal kırıklığı yaratan aday adayları var, şunlar bunlar derken bindik alamete gidiyoruz, kıyamete durumundayız. Ha dediğim gibi bu kalan 50 gün içinde kim kendini seçmene iyi anlatır, derdini iyi anlatır, adam akıllı anlatır, ikna eder...
ipi göğüsler. Ama bugünkü gördüğümüz manzara iki tarafında ilk turdan başarıyla çıkamayacağı görüntüsünü ihtiva ediyor. Zaman neyler burada tartışmaya devam ederiz ama bugünkü konjektürde taraflardan biri ilk turda üstünlük sağlayamayacak kanaatindeyim ben. Sevgili Doğan. Mimarlar, mühendisler de çok dikkat çekmeye başladılar bu noktada. Yani özellikle de deprem bilimciler. Onlar bile artık devreye girdiler. Diyorlar ki mesela adayların ve partilerin söylemlerinde ve vaatlerinde eğer depremle ilgili herhangi bir problematik bir şey yoksa ona göre oyunuzu, tercihinizi ona göre belirleyin diyorlar. Ya o da diyorlar. Haklı bir tabii ifade. Ki, tabii aynı ki. Görüşteyim. Yani ben tabii de mesela, yani doğal afetler karşısında ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Projeniz ne? Neyi ortaya koyuyorsunuz? Şeyi, bakmak lazım. Şeyi çok güzel hatırlattın Metin abi. O %1'lik ya da %0.5'lik evet, partilerle ilgili. Geçer Akçe oldu. Bugün rahmetli Erbakan'ın avukatı vicdanım sızladı diyerek bir açıklama yaptı Fatih Erbakan'a dönük olarak. Kasa başından başını kaldırmayanları Allah'a havale ediyorum dedi. Bakın bu çok önemli bir söz. Kasa başından diyor. Yani pazarlıklarla birlikte ne aldığınız anlamına geliyor. Evet. Bunu söylüyor buradan. Bu da çok son derece anlamlıdır yani. Evet. Ben buradan Tolga'ya bir itirazım var. Buyurun. Onu söyleyeyim. Zaten merak ediyordum itirazınız yok mu diye. Seslenmedim. Buyurun. Yani evet Hüdapar'la aynı görüşte olabiliriz. Yani kendileri Hizbullah terör örgütüyle vesaire ilişkilerinin olmadığını söylüyor. Nasıl söylüyor İsmail? Ben de söylüyor. Sana itiraz edeyim. Yani adam diyor ki Hizbullah'ı terör örgütü olarak şöyle, görmüyoruz yani, diyen insana biz, ne diyebilirsin yani? Bizim kuruluşumuza bakın, onun Hizbullah'a bakın. Ya bu bizim, Hizbullah davasının avukatı bu başkan aynı zamanda. İlişkilendirmenin doğru olmadığını Hüdapar söylüyor. Hüdapar nereden doğdu? O zaman yani HDP için de aynı şeyi söyle. Söyleyebilir misin? Buyurun. Ben şunu söylüyorum. Buyurun. Ben ikisine de rezerv koyuyorum. İçişleri Bakanlığı bu tarz yapılara asla izin vermemesi lazım. Yani illa evet, bir terör örgütün illa sırtını dayıyor olması lazım değil. Tamam. Eğer bu ülkede şey istiyorsa, özellik istiyorsa ya da istiyor açık Türk açık programda işte var. Onu söylüyorum. Türk bayrağından rahatsız olanlar varsa İçişleri Bakanlığı buna asla açık izin açık vermemesi söylüyor. Lazım. Ama Tolga ne dedi? HDP ile terör örgütün bir ilişkisi yok gibi dedi. Ben yani, ikisi şöyle söyledim. Ben öyle demedim. HDP PKK'dan İkisi. Doğmadı ama Hüdapar Hizbullah'tan doğdu dedim. Ben öyle söyledim. İkisi de o minval üzerine. HDP de ben aynı kefeye koyuyorum. Ben de aynı kefeye koyuyorum. Olabilir, koyabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Tercih değil öyle. Sizin görüşünüz. Hayatında da bunların olmaması gerektiğine inanıyorum. Aynı görüşte. Yani seçilmiş olmak demek ya da bir 6 milyon oy alıyor olmak demek ki yani evet. Terör sığınma hakkı vermez. Vermez. Ya da aynı Türkiye görüşte. Cumhuriyeti'ni bölüp parçalayacak parti programı. Ya bir örnek verdim. Ha Mehmet Ali ha Ali Mehmet dedim kardeşim. İkisi aynı. De aynı şimdi, şey. Yani biri muhafazakarlık üzerinden savunuyor. Yani biri Marksistleriniz onun üzerinden ondan hareket ediyor. Bağımsız düşünerek şimdi, biraz şimdi HDP içerisinde PKK ile ilintili olanlar tespit var, edildi. Var. Fezlekeleri meclise getirildi. Evet. Milletvekillikleri düşürüldü evet. Ve cezaevlerine atıldı. Ve doğru. Buna itiraz edebilir miyiz? Kimse edemez. Etmememiz de gerekiyor. Evet. Hüdapar'la ilgili PKK'dan Hüdapar'la ilgili demek de doğru bir hayır, hayır evet bakın diye. Bakın aynı anlaşılır bir şey söylüyorum aslında ben. Çok anlaşılır bir şey söylüyorum. Hizbullah'ı Hüdapar'ı Hizbullah direkt doğurdu. Benim siyasal hareketim ol sen dedi. Ama PKK HDP'den rahatsızlığını ilan ediyor. İşte bunu her ortamda da söyledi. Mesela HDP PKK'nın yapmış olduğu terör eylemlerini, silahlı eylemleri, o katliamları lanetledi. Ama Hüdapar Hizbullah'ın hiçbir... Ne zaman lanetledi ben öyle Mersin hiçbir lanete yani... Diyarbakır Çınar saldırısını Tolga'cığım, lanetledi. Tolga'cığım hiç öyle ağız dolusu... Ama kabul etmem. Şiddetle reddederim. Şiddetle elimin tersiyle reddederim. Ama Hizbullah'ın hiçbir faaliyetini Hüdapar lanetlemedi. Hizbullah'ın şu anda bir faaliyeti yok ki. Yok öyle bir... Terör örgütü. Hizbullah Lübnan'da savaşmıyor mu? Lübnan'da İsrail'e karşı kurulmuş bir örgüttü. Ya ikisi de aynı. Biri bir frekanstan yayın yapıyor. Bir diğeri diğer frekanstan yapıyor kardeşim ya. Niye anlamamakta ısrar ediyor? Bu kadar basit. Yani tüzüğe bakıyorsun aynı şey. İzin vermeyeceksin kardeşim. Diyor ki özellik konuşulabilir. İşte yani anayasanın tüm maddeleri tartışmaya açılabilir. Evet. Türk bayrağı doğru değil, Türkiye bayrağı diyor. Evet. Ne demek kardeşim ya? Evet. Ne demek bu? Yani ve bunda yani birileri çıkıp kutsayacak, kimse kusura bakmasın. Bir...
şiddetle ve hiddetle reddediyorum. Bu ülkede bir tek Türk'üm demek suç. Diğerleri her türlü, her şey serbest. Her şeyi söyleyebiliyor. Evet. O yüzden şunu unutmamak lazım. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve aidiyet hissedeceksin kardeşim. Evet, Türklerin bak, kurduğu son bitti, devlet. Evet. Elbette ki farklı unsurlar olabilir. Buna hiç kimsenin itirazı yok ama bu ülkeyi bölecek, bu ülkenin bayrağından razı olacak. Tabii ki böldürmeyiz. Milletinden. Tabii ki böldürmeyiz. Yani niye böldürelim HDP'ye yani? HDP'ye güzelleme yapmamak HDP'ye lazım. HDP'ye güzellemeyi siz yaptınız zamanında. 63. hükümeti siz kurmadınız mı? Ben yapmıyorum ki ben güzellemeyi. Siz yaptınız. Ahmet Davutoğlu Başbakanlığı'nda iki tane bakanlık vermediniz mi? Değildi. Zorunlu anayasa değildi. İkinci partiye hükümet kurma görevi vermediğinizden oldu bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ikinci parti olması hasebiyle al, kur geçici hükümet sistemini, geçici hükümeti seçime götür denediniz. Dememek için HDP ile hükümet kurdunuz. Bunu niye reddediyorsunuz? Seçim hükümeti. Ne olursa olsun sonuçta hükümet kurdunuz. Şimdi, resmi anlamda bu şöyle baktığınız zaman yanlış. Dündür, bugün bugündür. Yani bakış dün açısı yanlış tabii ki. O hatayı dün siz yaptınız. Bugün evet. Bu taraf yapınca ay, niye yanlış oluyor yani? Onu anlamadım ben. İkisi de yanlış. Ben de onu diyorum. Ben onu söylüyorum. Şimdi o dönem alkışlarken bilerek isteyerek yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hükümet kurma yetkisini vermemek için yaptı bunu. Verilmiş bir yani ben mi yanlış okuyorum bu siyaseti Metin abi? Yani anayasa bunu emrediyor. Anayasa diyor ki birinci parti hükümet kuramıyorsa diyor ikinci partinin hükümet kurma hakkı vardır diyor. Siyasi partiler esası bunu emrediyor. Ama ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanı? Doğrudan dedi ki Sayın Davutoğlu'na git geçici seçim hükümeti kur dedi. Evet. Bağımsızlardan ve HDP'den iki tane bakan vererek oldu bu iş. Sonra HDP ne yaptı biliyor musunuz? HDP reddetti, bakanlıklardan istifa etti ve hükümet düştü. Evet, iyi olmuş. Ve tarihinde ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi HDP'yi hükümet yaptı bu ülkede. Yani CHP yapmadı. Bu meclise sokan kim? Yine Adalet ve Kalkınma ne Partisi. Erdal İnönü döneminde. İsmail'cim şimdi açılım sürecine yapmadım, girersek orada hakikaten yani, saatlerce konuşabiliriz. Vicdan herkese vicdan. Evet. Metin abi şunu yani, diyemiyorsun. Yani dün dündür, bugün bugündür Demirel'in meşhur lafı dediğiniz zaten zaman elinizde avucunuza her şey yok olup gidiyor. Onu demeyiz. Evet. Şimdi geçelim yerele geçelim. Çünkü yerelde de siyaset oldukça hızlı ve ateşli gidiyor. Dolayısıyla tabii ki öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Kayseri'de liste başı kim olacak tartışması uzun süredir tartışılıyor, konuşuluyor. İsmi fazlasıyla dillendiriliyordu. Biliyorsunuz Sayın Hulusi Akar'ın Kayseri'den birinci sıradan aday olacağı gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yine Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öseki Bey katıldığı bir televizyon programında iftara yarım saat kala alel acele bir programda yaptığı değerlendirmede düğün değil bayram değil bu açıklamada nereden oldu diye insanların kafasında soru işareti uyandıran bir değerlendirme oldu. Tamam Sayın Mehmet Öseki Bey zaman zaman seçimler her seçim yaklaştığında bu ifadeleri kullanıyor. Bundan önceki seçimde de artık ya siyasetin içerisinde olmayacağını, torun seveceğini ifade etmişti. Bu seçim öncesi de hayır ve hasenet işlerine kendini adayacağını, olmak istemediği yönünde bir sezleniş yaptı. Tabii Hulusi Akar Bey de eğer ki birinci sıra olursa çok sevinirim. Onun için de çalışırız, gayret gösteririz yönünde ifadelerde bulundu. Tabii yıllarca siyasetin içerisinde bulunan birisi, Mehmet Öseki yabana atılacak birisi değil. Siyasi hamleleri de çok iyi kullanmasını bilen, atışlarını çok iyi net ifade edebilen bir siyaset adamı bana göre. Çok zeki, çok akıllıca hareketler eder. Dolayısıyla burada Hulusi Akar'ın birinci sırada olması Öseki Bey'in ikinci sırada olacak anlamını taşımıyor. Benim kanaatim, görüşüm. Çünkü Öseki Bey de bakanlık etmiş ve uzun süre siyasetin içerisinde bulunmuş. Kayseri'de de uzun bir dönem belediye başkanlığı yapmış bir kişinin de ikinci sırada ben listede olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla birinci sırada Hulusi Akar'ın olma ihtimalinin %80-90 civarlarında bir duyumlarımız var. Tabii ki genel siyasette imar barışı ile ilgili tam seçim atmosferine girdiğimizde Millet İttifakı'nın özellikle imar affından dolayı mevcut hükümeti çok eleştiri okları alacağı yönünde bir düşünce hakim olduğundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız da Mehmet Öseki Bey'in bu kendisinden olan isteğini sanki kullanacak gibi bir duyumlar var. Tabii takdir Cumhurbaşkanı'nın dolayısıyla Öseki Bey olmazsa burada
burada Kayseri'deki bütün hamleleri Sayın Hulusi Akar yapacak. Hulusi Akar'ın liste başı olması Kayseri'ye ne katar? Yani ne kadar ateşler? Şimdi seversiniz, sevmezsiniz. Öztürk'e Bey'in bir ağırlığı var. Bir sokağa çıktığında herkesi ikna etme veyahut da toplumun sevdiği, saydığı birisi. Evet, uzun süre siyasette kalması nedeniyle çok da tepki aldı, çok da eleştiriliyor. Yıpranılıyor. Bu uzun süre siyasetin içerisinde olan herkes için geçerli olan bir ifade. Ama şuraya gelse Öztürk Bey dördümüz de ikna eder. Yani öyle bir yeteneği de var. Yani, dolayısıyla Öztürk Bey'in olmaması bana göre benim kanaatim Hulusi Akar'ın liste başı olacağını düşünecek olur isek AK Parti'nin oylandığı çok yükseleceğini ben düşünmüyorum. Çünkü listeyi de Sayın Hulusi Akar yapacak. Muhtemelen takım kadrosunda o belirleyecek. Cumhurbaşkanı'nın da en güvendiği birebir her zaman yanında olan bir isim. Onu da kıracağını sanmıyoruz. Efendim Tolga Bey olmasın, Ahmet Bey olsun, Mehmet Bey olsun diyebilecek kadar da iyi bir diyalogları var. Şimdi listede Hulusi Akar'a göre şekillendiği Kayseri kamuoyunda, Kayseri'de tabanında seçmenlerde nasıl bir yankı uyandıracak? Bana göre %100 bir yankı uyandırmaz. Yani başarı açısından baktığınızda Hulusi Akar gerçekten başarılı birisi. Kendi alanında çok önemli hamleler yaptı. Ama yerel siyasette değerlendirecek olur isek çok istedikleri gibi bir avantajlı ortam doğuracak gibi durmuyor. Kayseri'de Hulusi Akar'ın liste başı olması. ÖSASK Başkanı'nın o hamleyi yapması bana göre burada bir mesaj da var genel merkeze. Yani ben yokum ama işte Kayseri'de de yardımcı olurum. Burada da seçmenlere işte Kayseri'de ben olmayacağım, Hulusi Paşa olacak. O zaman da şöyle bir algı da oluyor. Yani ben bir gazeteci olarak ÖSASK Bey vatandaşta herkes rahatlıkla telefon açıp ulaşıyor. Ama Hulusi Paşa'ya kimse kolay kolay ulaşamaz. Bir sıkıntımızda, bir derdimizde, işte bir köyün, bir ilçenin sorunu olduğunda nasıl bir temas kuracaksınız, kimden ulaşacaksınız? Böyle bir handikaplar da var. Evet, şimdi tabii seçim geliyor, seçim yaklaşınca bir baktık ki bugün bakanlıklar iki gündür birden personel alımlarını alımlamaya başladılar. Ve dikkat ederseniz tarihleri de hep seçim sonrasına atıyorlar işte. Mayıs sonu, Haziran ortası, Temmuz başı gibi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı kadro açacakmış, Sağlık Bakanlığı kadro açacakmış. Milli Eğitim 8 Mayıs'ta atama yapıyor. Peki yapsın. Yine Milli Savunma Bakanlığı 45 bin personel. Milli Savunma Bakanlığı 30 bin alım yapacakmış. Niye şimdi yapmıyoruz? Tamam, niye şimdi yapmıyoruz da sonrayı bekliyoruz. Bu da bir soru işareti olarak duruyor şimdi şurada. Şimdi siyaset biraz güler yüz ister. Hulusi Paşa kendi alanında uzman olabilir. Evet, siz de altını çizdiniz. Bir militarist bir yanı var. Çünkü ordudan geliyor. Asker. Dolayısıyla şimdi sert olmak zorunda. Neden? Çünkü askersiniz siz. Yani gülerseniz o askeri siz yani eğitemezsiniz, sahaya süremezsiniz, savaştıramazsınız, mücadele ettiremezsiniz. Bu şekliyle baktığımızda bir siyasetçi kimliği bu haliyle baktığımızda yok. Rengi de yok. Çünkü neden? Söylemlerine baktığımızda da hep sürekli böyle işte savaştan bahseden, mücadeleden bahseden ki cephelerde ömrü geçen bir isim olduğundan kaynaklı siyasetle çok ilintili bir yanı yok. Kayseri'de de Kayserilili bir diline sahip değil, o şiveye sahip değil. Sahaya gideceksiniz. Sayın Öztürk'e gittiğinde ne ördüm gadasını aldığım dediğinde iş bitiyor. Hulusi Paşa'ya bunu nasıl dertleteceksiniz? Mümkün değil, Kayseri'de bence de lokomotif görevi üstlenemeyecektir. Üstense bile yani bu sorumluluk verilse bile bunu yürütemeyecektir. Bu sorumluluğun altında belki de ezilecektir. Ama Sayın Öztürk'ün ben aday adayı müracaatında bulunmadı ama ben hala Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kanaat yani gösterilip birinci sıradan olmazsa ikinci sıradan kesinlikle gösterilebileceğini düşünenlerdenim. Ama ÖSASK Bey gibi mesela uzun süre hizmet etmiş, siyasetin içinde olmuş bir kişinin de ikinci sırada olmak... Ya bir ihtimali... ya da iki diyorum yani. Yani bir olabilir, Paşa, bir olabilir. Sayın Paşa ile ilgili bir şey söylemiyorum ama şimdi Çevre Bakanı yapmış, uzun süre belediye, tabii, belediye başkanlığı yapmış. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmış. İkinci sırada olması karizmayı da çizer. Çizer tabii ki. Yerli Taş birdi, Taner Yıldız bakan olmasına rağmen iki. Ama siyasete baktığınızda bakanlık süreçlerine göre... Yok anlaşılır tabii ki. Yani Kayserili olması da buna etkendir. Dediğiniz gibi birinci sıra olması da hakkı mıdır? Parti içerisinden baktığımızda belki hakkı da sayılabilir. Aynı şekilde görev yapar mı sahada? Yapmaz. Yapamaz. Motivasyonu düşer. Yani ona işaret eder çünkü bu. Niye? Evet. Siz alıyorsunuz yukarıdan aşağı çekiyorsunuz. Dolayısıyla bu motivasyonu eritir, düşürür yani. İsmail Bey motivasyonu artırır mı, düşürür mü? Ya tabii 8 Nisan'a kadar varsayım üzerinde konuşuyoruz. Yorum yapıyoruz yani sonuçta. Evet, milletvekillerinin biliyorsunuz
aslında müracaat sorumluluğu yok. Genel merkez gösterdiği andan itibaren onlar listede yer alabilir. Bilerek tabii ki başvuranlar var. Yani 8 Nisan'a kadar Sayın Öztaş'taki listede yokum, bırakmak istiyorum deyip de Sayın Cumhurbaşkanı ilk sıraya yazdığında söyleyeceği bir şey olmaz. Yani 8 Nisan'a kadar beklemek zorundayız. Tabii Hulusi Paşa doğru. Yani bir Kayseri'de Sayın Öztaş'a kadar etkili olamayabilir. Bu kadar tabii tanınmıyor ama Hulusi Paşa da Türkiye Cumhuriyeti'nde Genelkurmay Başkanlığı yapmış ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı yapmış. Toplum tarafından da şu anda en çok tanınan bakanlardan birisi. Çünkü gündemde en çok olan konulardan birisi Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri vesaire. Böyle olunca her kesim tarafından tanınan bir isim. Tabii Sayın Öztaş'a gibi Kayseri'nin birebir sorunlarıyla belki bilgi sahibi olmayabilir. Bir Kayseri Spor'da neler yaşanıyor, bir Erciyes'te sıcak su arama faaliyetler ne durumda, bunlar hakkında bilgi sahibi olmayabilir ama toplumun geneli baktığınızda çok daha adaylardan daha çok tabii ki lider odaklı oy kullandıkları için ne kadar etki eder onu bilmiyorum ama Sayın Öztaş'ın sahada olması AK Parti'ye ayrı bir avantaj sağlar. Ben hala olabileceğini düşünüyorum Tolga gibi. Hı hı. Aynı kanıdayım. Yani birincilik elbette gönülden geçiyor olabilir ama Sayın Erdoğan Haseki sen yola devam ediyorsun dediğinde de söyleyeceği bir şey olmayacağını düşünüyorum. Yani farklı bir düşünceye sahip değilim. Aynı görüşteyim. 9'una kadar her şey olabilir. Ve birinci sırada Hulusi Paşa, ikinci sıradan Öztaş'ı ile seçime gidilirse bana böyle çok şaşırtıcı, sürpriz gelmez vesaire gibi bir durum ortaya çıkmaz. Ha yani Öztaş'ı başkan içerler mi bu işe? İçerler. Yani alınır mı? Alınır. Dışarı vurmasa bile. O günkü programı ben de izledim. Yani vücut dili çok iyi değildi. Yani çok keyifli görmedim. Ve apar topar bir programa çıktı. Oradan işte İstanbul'a devam edeceğini ifade etti. Kendisinin klasik işte her seçim dönemi ben işte torun sevmek istiyorum. Hayır hasanat işleri vesaire. Bunları hep duyduk. Yine bir kez daha tekrarladı. Yani siyasette hep ifade ediyoruz. 24 saat çok şeylere gebe. Yani 9'una kadar daha çok zaman var. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı hadi bakalım devam ediyorsun dediğinde gelip burada çalışmalara devam eder. Olması parti adına kazanç mıdır? Tabii ki yani yılların getirdiği bir alışkanlık. Tabii ki ikna kabiliyeti, tabii ki tanınmışlık oranı. Bunlar hep etkili olacak ama liste nasıl oluşur, nasıl olur orası karışık, ona değineceğiz herhalde. Evet. Ama şu var, sahada Öztaş'ı başkanın net bir biçimde karşılığı var. Sevse de sevmese de insanlar tanıyor. Tanınmışlık oranı yüksek. Diyaloğu iyi. Yıllarca bu şehirde 20 yıl belediye başkanlığı yapmış kardeşim. Dile kolay tabii yani. Ki, tabii ki. Ve parti üzerinde de yani teşkilat üzerinde de etkili bir isim. Bu ben şey bulmadım yani çok bana inandırıcı gelmedi işte hayır hasanet işleriyle uğraşacağım filan çünkü her seçimde buna benzer ifadeler kullanıyor. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle deyip tekrardan yol alıyor. Yine aynı şeylerin olacağı kanaatindeyim. Yani ama liste nasıl olacak bunun üzerinde detaylı değerlendiririz. Evet, şimdi şu var ama ifade etmem gerekiyor. AK Parti bu süreçte oy mu kazandı, oy mu kaybetti? Yani oralara da bakmak lazım. Öyle odunu koysak kazanır dönemi gibi bir dönem değil bu dönem. Evet, liderlerin etkili olduğu bir dönem. Ama ve lakin sonuç itibariyle iktidarın hangi iktidar olursa olsun bir yıpranmışlığı söz konusu. Bunu da tabii ki 14 Mayıs'ta sandıkta görmek mümkün. Ama Öztaş'ı getirimi sağlar, götürümü mutlaka getiri sağlar. Bu bir daha iki. Ama yukarıda yani Beştepe'de durum nasıl tezahür eder, nasıl bir biçimde ortaya çıkar,
Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrıyla, doğrudan tavrıyla bunu görmüş oluruz. Evet. Şimdi AK Parti'de 85 isim aday adaylığı konusunda başvuru yaptı. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Ve geçtiğimiz hafta da temayül yapıldı. Temayülde elektronik ortamda yapıldığını gördük. Dolayısıyla sadece işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve teşkilattan sorumlu genel başkanlar yardımcılar nezdinde yetkili ve sorumlu kişilerin göreceği ifade edildi. Geçtiğimiz gün ben bu konuyla ilgili bir Yeni Doğan gazetesi temayül yoklamasındaki sıralamanın alınan oylarıyla ilgili bir haber yaptık ve kendim de sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştık. Kendi TV1 ve Yeni Doğan yine sosyal medyalarından paylaşım yaptıktan sonra internet ortamında diğer meslektaşlarımız da bu haberleri kullandılar. Tabii bugüne kadar bu Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir konu üzerinde açıklama değerlendirme yapmazken kamuoyunu bilgilendirme özellikle eleştiri veyahut da parti nezdinde yapılan haberlere karşı bir açıklama yapmazken benim listeler üzerinde temayül yoklamasının üzerindeki yaptığım haber üzerinde bir açıklama yaptılar. Bu gerçeği yansıtmadığını ifade ettiler. Ben de buna karşılık ben haberimin arkasındayım. Doğal olarak ben listenin doğru olduğunu iddia ediyorum. Siz de yüreğiniz yetiyorsa yanlış deyin. Kendi listenizi koyun ve ben de o zaman evet yanlış söylemişim. Haber kaynaklarım doğru değil diye gerekli açıklamayı kamuoyuna ben de paylaşabilirim diye. Ben arkasında duruyorum haberimin diyorsun. Arkasındayım evet. Dedim. Bugün de kaldı ki yine öyle. Tabii bu temayül yoklamasından sonra öyle bir şey yok dendi ama bugün bakıyoruz ki haberleri yalanlayanların da bir çoğunun da temayül yoklamasının nasıl ortaya çıktığı yönünde haberler yapılıyor. Ben o zaman doğru iş yaptığımı, aslında doğru yaptığıma inandığım için bir kez daha üzerine basarak söylüyorum. Tabii benim haberim üzerinde birkaç gazeteci de bile demiyorum. Özellikle bir hayatında belli bir çevreyi dahi görmemiş, halk otobüsünden başka bir arabaya binmeyen, zavallı kesim çiftlik oyunu oynayan insanların bizim Yeni Doğan gazetesiyle ilgili işte dijital çıkıyor, yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Sonuçta artık çıkıyoruz ama çıkıyor. İlgileniyor. Sonuçta yani. İlgileniliyor. Kayseri kamuoyunun gündemini de meşgul ediyor. Çıkan haberler dolayısıyla etkisini gösteriyor fazlasıyla. Sevgili Metin abi yılların tecrübeli ismi, sevgili Tolga kardeşimiz öyle, İsmail Bey de öyle. Artık günümüz teknoloji ve sosyal dijital üzerine. Dolayısıyla birileri rahatsız olacak. Aslında ben konuşurken dahi bu zavallıyı kendimden icap duyuyorum ama sonuçta hayatında uçağa binmeyen adamı ilk kez uçağa bindiriyorsunuz. Hayatında eşofmandan başka elbise giymeyen adamı kıyafet giydirmişiz. Bugün adam bize laf söylemeye kalkıyor. Ben bunlara bir şey söylemek istemiyorum ama benim için bir zavallılar, zavallı olarak görüyorum. Ama sonuçta bunlara da birkaç kelam etmek lazım. Kendini bir halt sanıyorlar. Konuşmadığımızdan, işte sustuğumuzdan, adamlığımızdan susuyoruz ama adam olmayanlara da gerektiği yerde gerekli cevabı verebilecek onurumuz ve şahsiyetimiz, haysiyetimiz var. Onlar gibi haysiyetsiz ve şahsiyetsiz değiliz en azından. Toplumda sorduğunuzda meslek üzerinde itibar sahibi olmayanlar kendilerini gazeteci müsveddesi sanıp dolaşan insanlar var. Onlara da buradan bir göndermemi alması gereken mesajı vereyim. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak AK Parti'deki temayüldeki ben haberlerde ne paylaşmıştım? Sevgili Metin abi, Ramazan Bedir teşkilat içerisinden 9 yıl teşkilatta görev yapmış birisi. Dolayısıyla avantajlı. Hüseyin Okan'dan yıllarca teşkilat içerisinde gençlik kollarından gelen bir isim. Hasan Nurguç keza yine teşkilatın içinden gelen birisi. Emine Tümüç'ün kaldı ki yine teşkilatta görev yapan, benim de sevdiğim gerçekten hanımefendi birisi. Çok da kıymetli bir insan. Sinan Burhan gazeteci meslektaşımız. Sonuçta bir gazeteci ve Ankara'da da gerçekten çok iyi bir lobi kurdu. Çok iyi ilişkileri var. Sinan Bey'in de 5. sıraya yayılmış. Murat Cahit Çıngı kaldı ki Murat Cahit Çıngı Erciyes AŞ'nin başında yönetim kurulu ve yıllarca her dönem listede yer alan bir isim.
herkesin de sevdiği, değer verdiği biçim bir şahsiyet. Osman Turan yine listede yer alan. Hüseyin Cahit Özden kaldı ki yıllarca ilçe başkanlığı, il başkanlığı yapmış. Bir ismi de 8. sırada görüyoruz. Mustafa Tevfik Kürtüncü, Sayın Kürtüncü de uzun süre teşkilatta görev yapan isim. Avşar Aslan özellikle Sağlık Bakanlığı'nda görev yapıyor ve teşkilatın içerisinde çok samimi, sıcak ilişkiler kuran, üyeler nezdinde de çok yakından bilinen, sıcakkanlı, önemli ilişkiler kurmuş ve bana göre temayülde de o samimiyetten doğan, sıcakkanlılığından doğan oyları aldığı yönünde bende bir kanaat var. Abdülkadir Güneş Beyefendi de Kocasinan Ziraat Odaları Birliği Başkanı. Şimdi tabii ben listeyi böyle yayınladıktan sonra böyle bir şey yok dediler. Oysa temayül de teşkilatın, özellikle il teşkilatının kendi teşkilat içerisinden aday adayı olanların üzerinde yoğunlaşması gerektiği yönünde bir ince bir mesaj verdiği ve bunların üzerinde yoğunlaşılması gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğu ifade ediliyor, iddia ediliyor. Eğer aksini iddia ediyorsa Şaban Bey bağlanabilir. Bizim böyle bir iddiamız yok yönünde de söyleyebilir. Cevap hakkını istediği gibi kullanabilir. Kaldı ki Şaban Çopuroğlu'yla ilgili biz her hafta burada yaptığımız değerlendirmelerde sıcakkanlı, ilişkileri kuvvetli olan, işte milletvekilliği aslında hak eden ama genel merkez nezdinde de o işareti alamadığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmadı. Şimdi biz bunu açıkladıktan sonra AK Parti içerisinde müthiş bir kargaşa çıktı. Yani bunun gerçek, hayır gerçek değil diyor, gerçek listeyi de yayınlamıyor. Soruyorsunuz, ya kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor, böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii ki. Şuradan devam edeyim ben alayım. Zaman zaman bu oylama yapılırken orada tartışmalara da tanıklık edenler var. Yani kimse yok da diyemez. Bize kadar ulaşan, gelen ciddi tartışmalar var. Yani Sayın Başkan'ın da içinde olduğu. Haliyle baktığınız zaman sen diyorsun ki benim haber kaynağım sağlam kardeşim, liste budur. Yani aksini iddia ediyorsan ne yaparsın? Yok kardeşim o değil. İşte liste budur dersin, açıklarsın kamuoyuna, olur biter. Ama hem temayül yapıyorsunuz hem de açıklamıyorsunuz. Nasıl olacak? Yani bu da yanlış. Burada bir yanlış var ortada. Yani temayülü niye yapıyorsunuz? Yaptığınız temayülün tam karşılığı nedir? Bunu yalnızca Sayın Cumhurbaşkanı görecek. O zaman temayülün ne kıymeti harbiyesi var? Hiç gerek yok. Yani... temayüle giren insanlar da kendilerinin aldığı oy oranını sıralamayı bilmek istemez mi? Bence bilmek ister. Yani realite neyse, gerçek neyse ortaya koyarsınız olur biter. Ama öyle bir durum da yok. Yalnızca liste yalan. Bu da olmuyor işte, çelişiyor. Yani yaptığınızla ortaya koyduğunuz tavır ciddi bir çelişki içinde. Ya bu çelişkinin içinden çıkmak nasıl mümkün olur? Kardeşim. İşte temayül yoklamasının oylama sonucu şudur. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Paylaşabilir misiniz? Ben söyleyeyim. Paylaşamazsınız. Yani sonuç itibariyle ne olur? İstediğiniz kadar temayülden bir çıkın. Ben size bir şey söylüyorum. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği liste onaylanır, YSK'ya teslim edilir. Yani temayülü bu kadar abartmanın bir esprisi yok bana göre. Baktığınızda geçtiğimiz programlarda da anlattık. Lider eksenli demokrasiden bahsediyoruz. Liderlerin iki dudağı arasında vekil olup olmayacağınızın işareti varken temayül olsa ne yazar, olmasa ne yazar. O sebeple yani ben çok önemsemiyorum. Yani çok kıymet atfetmiyorum oraya. Yani ama yalanlamaya gitmek vesaire. Şimdi sen kaynağın olmadan durup dururken bunu oturup da oturduğun yerden kendin yazıp kendin yayınlayacak halin yok Doğan. Kaynak yani kaynakta açıklamak zorunda değilsin. Yani kanun gereği de öyle. Baktığınız zaman bir bardak suda fırtına kopuyor. Gerek yok. Yani temayül tamam bence bir, bu gaz alma gibi bir operasyon. İşte ne oldu? Temayül yaptık, yaptık. Cumhurbaşkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın önünde. Yani baktığınız zaman işte 85 kişi başvurmuş. Yani en azından bir değerlendirmeye alındı gibi bir hava, estirme adına bunu görebiliyoruz. Onun dışındaki gerisi lafı güzaf derler.
Görürüz bunu. Hiç beklemediğiniz isimler listenin en olmaz yerinde olurlar. Temayülde teşkilatın müdahale ettiğini size gelen bilgiler var mı? Var tabii canım. Yani şu adaya oy verin, şu adaya oy vermeyin gibi yönlendirmeler olduğuna dair ciddi ciddi ifadeler var. Ciddi ciddi tartışmalar var. Seslerin yükseldiği, hatta gazetecilerin çıkarılmaya çalışıldığı, çıkarıldığı vesaire, buna dair de bir sürü ifade var. Demem o ki yani bu tip işler sancılı geçer, normaldir de ben yani anormal bulmam. Yalanlamaya gitmek, farklı şeyler söylemek kamuoyunu belki de dediğim gibi başka yöne kanalize etmeyi amaçlar, hedefler. Sonuç itibariyle 85 insanın orada emeği var yani milletvekilliği adına, aday olma adına. Onlara en azından hepinizi değerlendirmeye tabi tutuyoruz mesajı vermek adına. Böyle bir işin içine girildi. Ben hiçbir dönemde, hiçbir koşulda kim ne derse söylesin temayül yoklamasının direkt olarak etkilediğini düşünmüyorum. Asla ve katla. 2011 yılında... Hikaye bu kadar basit. Tabii. 2011 yılında bunun tezahürü yaşandı. Şükrü Karatepe listeden birinci çıktı. Bir baktık milletvekili aday sıralamasında. Diğer seçimlerde de öyle. Evet. Tabii. Şimdi diyelim ki siz bu temayül yoklamasını basın aracılığıyla, kamuoyuyla buluşturmayacaktınız. Niye yaptınız o zaman? Mesela ben diğer seçimlerde de Hüseyin Cahit Özden'in birinci sıradan temayülde çıktığını biliyorum. Listede yer almadı. Evet. Ve il başkanıydı. Yani temayülden bir çıkması da normal. Evet. Bu partiye ilçe başkanı ve il başkanı olarak emek vermiş ve temayülden de bir çıkmış ama 10 kişilik listede yoktu. Evet. Ya bir de temayüller dediğiniz gibi partilerin gazını almak adına, heyecanlandırmak canım, adına tabanı, evet. Bakın, ilgileniyoruz. Adına. Tabii falan. sizi de dikkate alıyoruz gibi. Ama sonuca baktığınız zaman dostlar alışverişte görsün. Yani şimdi bir gazetecinin yaptığı yani haber sorgulanamaz. Bir gazeteci bu bilgiyi nereden erişti diye sorgulanamaz ve yalanlanamaz. Bir gazetecinin bu bilgilere erişmesinden... belgesini tabii. Yalanamazsın. Bir de bir gazetecinin bu bilgilere erişmesinden daha doğal ne olabilir ki? Ya hangimiz, işi o. Tabii işini canım, yapıyor canım hangimiz yani. Hangimiz bir bilgiyi araştırmak, ulaşmak için mücadele etmiyoruz? Hangi gazeteci yani bunun Doğan için bunu teyit etmeden, varlığını hissettirmez? İnanmadan mümkün koyabilir değil, mi? Mümkün değil paylaşmaz ne yani. Ne gibi çıkar olabilir tabii yani? Mümkün değil paylaşmaz. Ne oldu şimdi mesela? Önce dediler ki böyle bir şey yok denildi. Böyle bir şey yok denildi. Sonra bir baktık. Genel merkez bu listeyi kim sızdırdı diye buna dönük yani. Bir hamle gerçekleştiriyor. Yani kimin neyi neyden saklıyoruz? Yani bir işte hani demokrasiye uygun olsun diye bir icraat hiçbir yaptık. Hiçbir tarafımız demokrasiye uymuyor değil siyasi işte yani. Partilerde. Ama biz demokrasiye gölge düşürdük yani. Milyon kere anlattık burada evet. Milyon kere. Ya demokrasiye yani gölge düşürdük. Olmayan demokrasi üzerine evet. Bazı şeyleri konuşuyoruz yani burada. Enteresan ama yanlış böyle. Yanlış oldu, hoş olmadı yani. İsmail Bey buyurun. Bölmeyin diye bekliyorum. İsmail çok naziksin bugün. Ön seçim ya da temayüllerin demokratik olmadığını düşünüyorum. Çünkü evet. Düşünün yani Tolga Bey, ben ya da Metin abi bu ekranlarda çıkıyor. Hepimizin bir fikri var. Fikrimiz bazen bazı partilere yakın olabiliyor, bazılarına uzak olabiliyor. Yani düşünün ki İsmail Şahin X bir partiden aday oluyor. Teşkilatta bugüne kadar görev almadı ama televizyon ekranlarında ölümüne kadar bu davayı, bu şeyi savundu diyelim. Ama teşkilatta görev almadığı için teşkilat mensupları oy vermeyecek ve ilk sırada çıkmayacak. Peki o teşkilatta, o listede yer alan kaç isim televizyonda binlere, yüz binlere ya da milyonlara ulaştı? Sorduğunuzda yok. Sadece belki teşkilat etrafında 10 bin kişiye, 20 bin kişiye ulaştı. Ama bir İsmail Şahin ya da bir Tolga Yılmaz ekranlardan bugün milyonlarca insanlara ulaşabiliyoruz. O yüzden temayüllerden daha ziyade evet temayül yapılabilir. Bu bir kriter olabilir. Ama bunun yanında İsmail Şahin ya da Erhan Yücel aday olduğunda sormak lazım vatandaşa. Bunun toplumda karşılığı var mı, tanınıyor mu, biliniyor mu? Sahada da ayrıca bir araştırma yapmak lazım. Yani sadece temayüle bakarsanız gayet normal teşkilatta görev yapan isimleri listeden çıkartması gayet doğal. Yani dışarıdan güçlü bir bürokrattır bugün atıyorum. Türkiye'nin herhangi önemli bir kurumunu yönetiyor.
bir bürokrat, alanda uzman gelmiş partiden aday olmuş. Partide bugüne kadar hizmeti yok diye sistem ayrılığından çıkarmıyorsunuz. Bunun da çok demokratik ya da partilere fayda sağlayacağı kanısında değilim. Evet, temayül bir yöntem olabilir ama tek yöntemle aday belirlemenin doğru olmadığı kanısındayım. Zaten öyle de oluyor, temayülden çıkanlar listeye girmiyor. Demek ki temayülde çok fazla partiler tarafından dikkat edilen bir konu değil. O yüzden yani bunun sonuçlarının açıklanması da partiye ne kaybeder, kaybettirir onu da anlamak mümkün değil. Bu kadar abartmanın da bir esprisi yok bana göre yani. Tabii yani... Yani çünkü şu olur İsmail'cim. Metin abi şu hikayeyi biliyorsan anlat. Hani demircinin iti hikayesi var ya. Evet. Demircinin iti hikayesindeki o ite iplere ne oluyor çok anlamış değilim. Diyelim ki biz bu haberi yapıyorsak evet. Bizimle kimin arasındadır? AK Parti'nin arasındadır. AK Partili yöneticilerin arasındadır. Ama o demircinin itleri üzerinden alınıyorlar. Herkes anladım da diyor. Sen niye peşimden geliyorsun? Demircinin iti diyor. Doğal olarak da bu itler de kendilerine çeki düzen vermesi lazım diye düşünüyorum. Bir bardak suda fırtına koparmanın hiçbir esprisi yok. Mesele açık, net, berrak, her şey ortada. Tabii ki bir temayül olacak. Bunda garip bir durum da yok. Ama şöyle bir olgu mu var karşımızda bizim bilmediğimiz? Kardeşim, temayülden çıkanlar olduğu gibi listeye yazılacak diye bir kayda var. Bizim yok. Mi haberimiz yok? Yok. Öyle bir dünya da yok. Yani bu bir görüntü. Ha, teşkilata yakın olanlar tabii ki ön planda çıkacak. Çıkar, çünkü tanınmışlık oranı öyle. Yani listede evet, de yani garip bir durum yok. Kimse gelmesin demiş olabilirler. Yani şimdi nasıl olacak? Hangi kriteri baz almak gerekiyor? Bu sebeple çok fazla takılmadan yani başka bir yere bunu evirmeden, çevirmeden yani yalnızca Sayın Cumhurbaşkanı görüyorsa mesele yok kardeşim o zaman. Abartmanın da bir gereği yok. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı bakacak, hem listeye bakacak, temayüle bakacak, durum değerlendirmesi yapacak. 10 kişilik liste çıkacak. Ha, o zaman ak günler, kara günler, ak isimler, kara isimler karşımızda olur değerlendiririz. Yani bu kadar basit. Evet, şimdi İYİ Parti'ye geçeceğiz ama bütünlük bozulmasın. İsterseniz bir reklamlara geçelim. Hay, reklam dönüşü İYİ Parti'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday adaylığı konusundaki gelinen son noktayı değerlendireceğiz. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Gözünüz bizde olsun efendim. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birinci gün programımızda sizlerle birlikteyiz. Sevgili Metin Sönmez, Tolga Bey ve İsmail Bey ile birlikte Kayseri gündemini konuşmaya devam edeceğiz yine bu bölümde. Reklamlara geçmeden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki son gelişmeleri temayül yoklamasıyla ilgili sevgili Metin Bey, Tolga Bey ve İsmail Bey yorumlar yaptık. Şimdi de İYİ Parti'de milletvekili için baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sonra en fazla başvuru alan İYİ Parti oldu. Tabii burada köklü partiler olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday adaylığı konusunda ciddi anlamda bir düşüş var. Bunları da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken, Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşurken nedenlerinin içinlerini, neden sayıların bu kadar düştüğünü konuşacağız, değerlendireceğiz. İYİ Parti'de gelinen süreç içerisinde yeni kurulmuş bir partinin Kayseri'de bu kadar ivme kazanmasındaki geçtiğimiz hafta da ifade ettim. Tabii bu benim kendi şahsi görüşüm. Sayın Dursun Ataş'ın buradaki İYİ Parti'deki yürüttüğü siyaset çok önemli demiştim ki o gün tezlerimi yine savunuyorum. Sayın Ataş çok mütevazi bir şekilde ilmek ilmek adeta halı dokur gibi dokuyarak İYİ Parti'de Kayseri'yi adeta aşağı kaldırdı. Her hafta, her ay bir etkinlikle, şöyle ki etkinlik derken hep önemli insanlara rozet takarak İYİ Parti'nin Kayseri'de çok önemli bir noktaya taşındığının göstergesini adeta yansıttı. Dolayısıyla İYİ Parti'de gelinen bu noktada Sayın Ataş'ın çok büyük emeği ve katkısı var. Bunu ifade etmek zorundayız.
Tabii milletvekilliği aday adaylığı konusunda 47 mi? 48 kişi vardı yanlış hatırlamıyoruz. 47 kişi var. Değerli yönetmenimizden de rica ederim ekrana da versin listeyi de. Bakıldığında listede de gerçekten hep iş adamı ve konumu, makamı, mevkii olan insanlar var. Bu önemli bir gösterge. Yani iş adamlarının bugün İYİ Parti'ye yönelmesini Kayseri'de, Türkiye'de siyaset şöyle algılanır derler büyüklerimiz. Kayserililer uyanık ve zeki olurlar. Dolayısıyla iktidarı onlar önceden hissederler. Algıları daha güçlü, kuvvetli derler. Sanayiciler ne tarafa doğru yöneliyorsa belli ki siyasetin o tarafa doğru meyillendiğini büyüklerimiz ifade eder. Ama bugün baktığımızda İYİ Parti'de sanayici kimliği olan daha fazla insanları görüyoruz. Tabii burada üzerinde duracağımız insanlar var. Değerlendirme tanımadığımız insanlar da var. Onu da ifade edeyim. Eğer ki bildiğiniz, tanıdığınız varsa lütfen değerlendirebilirsiniz. Pelin Güneş Bakır var. Onunla ilgili bir geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili yaptığı, o zaman milletvekiliyken yaptığı bir değerlendirme vardı. Bugün İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız, bugünkü Cumhurbaşkanımızla ilgili yapmış olduğu konuşma ve değerlendirme var. Arşivden onu da yayınlayacağız ama genel anlamda milletvekili profillerine baktığımız hafta sonunda temayül yoklaması var İYİ Parti'de. Temayül yoklamasına milletvekili Dursun Ataş'ın girme zorunluluğu yok ama Dursun Ataş kendisi de temayül yoklamasına girerek burada bir ilki de göstermiş oluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bile milletvekilleri temayüle girmedi. İYİ Parti'de Türkiye genelinde baktığımızda tek giren isim olarak Sayın Dursun Ataş gözüküyor. Sayın Dursun Ataş burada temayüle girmesi, ben temayülde de Kayseri'de kendi delegelerimiz üzerinde tabii ki sevmeyenler olacak ama sonuçta kendine güvendiğini, bir yanlışım varsa da bunu da görmek istiyorum diyor. Bana göre çok doğru, çok mantıklı da bir davranış içerisine girmiş Sayın Ataş. O da temayüle girecek. Bunu belirtelim. Tabii partiye uzun süre hizmet etmiş insanlar var. Sayın Kazım Yücel milletvekili adaylığı süreci içerisinde o da başvuru yaptı. Dolayısıyla Kazım Bey meclis üyeliği konusunda da Kayserilerin sevgisini kazandı. Yaptığı çıkışlarla muhalefet olarak algılansa da vatandaşa dokunuşlarıyla herkesin sevgisini kazandı. Tabii İYİ Parti'ye de tanınırlık açısından bir ivme kattı. Diğer taraftan baktığımızda iş adamı olarak Sayın Hukukçu Sayın Tahir Keskin Kılıç beyefendiliğiyle, bilgi birikimiyle, hitabetiyle İYİ Parti'de milletvekili adaylığında başvuru yaptı. O da toplumun sevilen, sayılan bir ismi. Dolayısıyla iş alanında da yine kendisini kanıtlayan Sedat Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İYİ Parti'ye geçti. Sedat Bey de Kayseri'de kendi alanında, kendi sektöründe gerçekten herkesin yakından tanıdığı, tanınırlığı, bilinirliği yüksek bir isim. Sayın Sedat Kılıç'ın da eğer ki listede olması halinde İYİ Parti'ye bir ivme katacağını düşünenlerden. Ben bunları söyledim ama sizin eklemek istedikleriniz var mı? Ya da genel anlamda İYİ Parti'ye bu kadar katılımı nasıl buluyorsunuz? Şimdi liste konusunda hakikaten AK Parti'den sonra yani liste yoğunluğu adına İYİ Parti'yi gördük. Burada bir parantez açmak lazım. Sayın Dursun Ataş gerçekten görev aldığı, milletvekili seçildiği, hatta belediye başkanlığı döneminde geçişi yaptığı İYİ Parti'de deyim yerindeyse şöyle bir ifade vardır. Dilim dilim ekmek yemek, milim milim yükselmektir diye. Burada İYİ Parti'yi milim milim yükseltti Kayseri'de. Büyük emek verdi. Ben şuna katılırım. Sayın Ataş'ın tabii ki çok büyük katkıları var. Bu katkılara yerel manada Kazım Yücel'in de büyük bir katkı sunduğunu görenlerdenim, bilenlerdenim. Bununla birlikte 47 ismin büyük çoğunluğunu tanıyoruz. Ve liste olarak da gerçekten listenin içinde güçlü isimler var. İşte bir bayan kontenjanı da kullanılacak diye biliyorum ben listenin içinde. Hatta genel merkez işte bu konuda bir kotası var. %30 kadın kotası. Bununla birlikte buradan ekranlardan görmek mümkün. İşte avukat olarak Tahir Keskin Kılıç yine bayan kadın kontenjanından avukat Serap Durmuş. Ekonomist. Ekonomist. Evet. Bunlar gerçekten baktığınızda Kayseri'de tanınırlık oranı yüksek. Herkesin bildiği ve sevgiyle baktığı isimler.
liste nasıl gelişir? İşte temayül yoklamasına Sayın Ataş'ın giriyor olması şunu ortaya koyuyor. Yani ben kendime güveniyorum kardeşim. Bunun için bu temayülün içinde olmak istiyorum diyebilmek her babayının harcı değil. İşte ifade ettiniz. Türkiye çapında hemen hemen hiçbir milletvekili girmezken Sayın Ataş'ın bu oylamada, temayülde çıkıp da ben de varım demesi bir medeni cesaret başlı başına ve kendine güvenin, özgüvenin en önemli göstergesi. İyi Parti nasıl bir liste oluşturur? Buraya bakmak lazım. Evet, şimdi biz bunları sayıyoruz, sıralıyoruz ama yani genel merkez nezdinde nasıl bir liste oluşur? Burada seçime giderken nasıl bir yol izlenir? İşte CHP'ye gelince CHP'ye de bakmak lazım. Millet İttifakı olarak yani tek liste mi girilecek, ayrı ayrı listelerde mi girilecek, görüntü itibariyle CHP'nin listesi, İYİ Parti'nin listesi ayrı olacak. Ama bazı illerde biliyoruz ki müşterek listeler oluşturulacak. Yani Kayserili sanayici, iş adamı vesaire, Kayseri'nin insanı geleceği görür, ona göre yatırım yapar diyor. Evet, kozmopolit bir yapımız var. Güçten yanayı olmayı hep sevmiştir Kayseri. Nereden biliyoruz bunu? Geçmiş dönemlerde bu şehirde iki dönem CHP'ye belediye başkanlığı vermiş Kayseri. Bununla birlikte işte Refah İttifakı'na silme vermiş. ANAP'a öyle, yani baktığınız zaman AK Parti'ye güçlü destek vermiş. Kayseri'de seçmenin yön eğilimi her an her dakika değişebilir yani konjektüre göre. İYİ Parti görüntü itibariyle yani her kesimden her insanla konuşuyoruz. İYİ Parti'nin listesi üzerinde olumlu ifadeler var. Ha burada emeğin en büyüğü kimde? Tabii ki milletvekili Sayın Ataş'ta. Yani hiç kimse yokken o vardı. Hakikaten milim milim bu partinin kademe atlamasında büyük efor harcadı. Yani bunu kimse yatsımıyor. Kayseri'de herkes kabul ediyor. O nedenle seçim sonucu ne olur? İYİ Parti kaç milletvekili çıkarır? Şimdiden bir öngörüde bulunmak doğru değil ama liste, şu aday adayların listesi geçer not aldı mı diye sorarsan bence gerçekten de geçer not almış bir aday listesi var. Yani bizim meslektaşlarımızdan tutun da toplumun her kesiminden her türlü insanın listenin içinde olduğunu görüyoruz. Bu 10 kişilik kadro nasıl ortaya çıkacak? Buraya bakmak lazım. Aynı şeyi AK Parti için, diğer siyasal partiler için de söylemek mümkün ama yani evet, isimler gerçekten toplumun itibar nezdinde, güvenilirlik nezdinde öne çıkardığı, öncelediği isimler. Ama yansıma nasıl olacak? Yani liste nasıl gerçekleşecek? Benim duyumum işte ikinci sıraya bir kadın kontenjanından bir ismin konulacağına dair genel merkez tarafından. Yani böyle tepeden inmeler falan olursa, yani bu listenin de çok kıymeti harbiyesinin olacağını düşünmüyorum ben. O sebeple bu değerlendirmeyi tabii ki Sayın Akşener ve kurmaylar yapacak mutlaka. Elbette Dursun Ataş'ın da etkisi vardır, olacaktır burada. Ama tepeden inme konulan isimlerin Kayseri'ye bugüne kadar hiçbir şey kazandırdığını gören varsa, ben yıllardır bu mesleğin içinde olan biri olarak böyle tepeden inme getirilen isimler olmuştur. Bir tanesi tek satır katkı sunmamıştır. Ben İYİ Parti'de aynı hatayı yaparsa, yani o listenin iyiliği, güzelliği, hoşluğu, alası, ranası vesairesi elde kalır. Hiçbir işe yaramaz kanaatindeyim. Temayüller ne kadar önemli olur, ne kadar önemli olmaz, bunu ilk bölümde anlatmaya gayret ettik. Bir gösterge midir? Bir göstergedir. Ama nereye kadar, neyin göstergesidir? Bunu da hep birlikte görürüz. Sonuç itibariyle bu liste doğru değerlendirilirse halk nezdinde bir karşılık bulabilir. Ama doğru değerlendirilmese de ahlar vahlar tühleri hep beraber yaşarız, görürüz, tanıklık ederiz.
Türkiye'de şimdi 300'ün üzerinde siyasi parti var. Türkiye'de bir siyasi parti kurmak çok basit, çok kolay. Evet. Ama kitleselleşebilmek çok zor. İyi Parti bunu kurtaran partilerden bir tanesi ki ben her zaman kurulduğu günden bu yana İyi Parti cesaretinden dolayı da her zaman hakkını teslim edenlerdenim. Çünkü Türkiye'de eğer bir demokrasinin varlığından söz edebiliyorsak bunu İyi Parti'nin kuruluş sürecinden itibaren göstermiş oldukları cesarete de borçluyuz. Çünkü neden diye hatırlarsak eğer 2017 yılından önceki sürece bir gittiğimizde siyasal iktidarla yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavgasından kaynaklı halkın yaşadığı mağduriyetler ve sorunlar çok görmezden geliniyordu. Dolayısıyla haksızlığa uğrayan bir esnaf bile konuşmakta güçlük çekiyordu. Ötekileştirilmiş bir gazeteci içeriye atılabiliyordu. Ya da bir kadın kimliğinden dolayı dışlanabiliyordu. Ya da bir muhafazakar bir isim adaletsizliğe uğrayabiliyordu. Bir milliyetçi isim yine adaletsizliğe uğrayabiliyordu. Toplumun tüm kesimlerinden insanların adaletsizliğe uğradığı bir ortamda İyi Parti ciddi bir cesaret örneği gösterdi ve Türkiye'de teşkilatlandı. Ve teşkilatlanmazda girmiş olduğu ilk seçimlerde de grup kurmayı başardı. Parlamentoya girdi ve grup kurmayı başaran partilerden bir tanesi oldu. Tabi bu 2017 yılına gittiğimizde de Kayseri'de de cesur yüreklere ihtiyaç vardı ki siz de altını çizdiniz. Evet 2017 yılı Kasım ayı itibariyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti Dursun Ataş ve Milliyetçi Hareket Partisi saflarından İYİ Parti saflarına katıldı. Bunun gibi ciddi cesur yüreklere daha da ihtiyaç vardı. Tabii atanmış il başkanlarıyla birlikte kuruldu biliyorsunuz. Atanmış evet. İlçe başkanlarıyla birlikte kuruldu bu İYİ Parti. Ve ardından toplumun tüm kesimlerinden insanlar bir anda İYİ Parti teşkilatlarına ciddi anlamda yoğunluk göstermeye başladılar. Daha önceden değişik partilerde siyaset yapmış insanların da İYİ Parti siyaset merkezi haline geldi. Dolayısıyla İYİ Parti güçlendi ve bugünlere kadar geldi. Bugün de geldiğimiz noktada 47 tane sadece Kayseri'den milletvekili aday adayı gibi ciddi bir yoğunluğu yaşıyor. Cumhuriyet'le yaşıt olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sayı neredeyse onun yarısı kadar. Ve dolayısıyla oturup Cumhuriyet Halk Partililerin tabii ki birazdan konuşacağız ama oturup çuvaldızı bir kendilerine de batırmaları da gerekiyor. Şimdi tabii Dursun Ataş ciddi anlamda bu partiye emek verdi ve partinin her türlü sorumluluğunu üstlendi. Verilen her türlü göreve ben yapamam bunu hayır demedi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı verildi ve ben hayır ben bunu istemiyorum demedi ve çıktı layığıyla birlikte gitmiş olduğu bütün mahallelerde o mahallenin kendi düzlemine uygun değil, yani partisinin düzlemine uygun politikalarla birlikte beyanatlarda bulundu ve dolayısıyla halkın artık gerçekten şu tartışmalar hep yaşanır Kayseri'de işte şehirli ve köylü ayrımı. Bunu bitirmek için geliyorum dediğinde bütün köylüler neredeyse Dursun Ataş'ın lehine oy kullanmak durumunda kaldı, alkışlamak durumunda kaldı ve bu sözü benimsedi. Çünkü neden bu? İnsanlar artık ayrımcılık istemiyorlardı. İnsanları artık ötekileştirmek istemiyorlardı. İnsanlar artık dışlanmak istemiyorlardı. O bakımdan Dursun Ataş bu noktaya çok iyi merhem bastı. Merhemi oldu bastı, ve evet. Dolayısıyla bu yarayı tedavi etmesi noktasında ciddi de bir sorumluluk da üstlenmiş oldu. Tabii burada yerel yönetimlerle ilgili de biliyorsunuz seçimler oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi dahil 25 yıldır neredeyse Kayseri'de hiçbir muhalefet partisinden meclis üyesi yoktu. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ortaklığındaki Millet İttifakı'nın ortaklığıyla birlikte Kayseri'de büyükşehir dahil ilçelerin hepsinde neredeyse artık meclis üyeleri de vardı ki bunun başında da Kayseri'de İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili olarak Kazım Yücel çekiyordu. Kazım Yücel de tabii bu konuda gerçekten vicdanen nasıl bir siyaset örgütlediğini bütün şehir halkı biliyor. İnsanlar mesela bir pazar yerinin kapandığında, Sahabiye pazar yerinin kapandığında pandemi sürecinde maskeyle birlikte ki bunu tanık olanlardan bir tanesiyim. Geliyor bir pazarcıya burayı nasıl hani yeniden buraya aldınız diye gazeteci soruyor. Kazım Yücel sayesinde aldık diyorlar. Gazeteci diyor ki Kazım Yücel'i tanıyor musunuz diyor. Hayır tanımıyorum diyor. Ora Kazım Yücel pazarcı esnafının yanına geliyor. Kazım Yücel de soruyor. Kazım Yücel'i tanıyor musunuz diyor. Hayır tanımıyorum diyor. Maskesini çıkartıyor. Beni tanıyor musunuz diyor. Tanımıyorum diyor. Ama Kazım Yücel'in ismini herkes artık tanıyor. Neden kaynaklı? İşte İyi Parti saflarında cesaretli bir siyaset yapıyor olmasından kaynaklı olarak Kayseri'deki haksızlığa uğrayan insanlara da ciddi de bir cesaret yüklemelerinden kaynaklı olarak isimlerini ve partilerini hafıza olarak kazıyabiliyor. Ahlaklı bir siyaset yürütüyorlar. Evet, ahlaklı, evet. Dürüst, ilkeli bir siyaset örgütlüyorlar. Evet. Öyle çıkar, menfaat gözetmeden bir siyaset örgütlüyorlar. Yine tabii bir başka meclis üyesi daha Osman Türk. Şimdi tabii bütün
yani milletvekili adayları temayül yoklamasından geçecekleri için bir sandık kurulacak biliyorsunuz. O sandıkta oy kullanılacak işte delegeler. Dolayısıyla şimdi hepsi ilçeleri geziyorlar. Şimdi içe dönük olarak görücüye çıktılar. Aday listesi çıktıktan sonra dışa dönük olarak görücüye çıkacaklar. Seçmenle buluşacaklar ama Osman Türk'ü de es geçmemek lazım. O da gerçekten üretmiş olduğu Koca Sinan Belediyesi meclis salonundaki çıkışlarıyla birlikte Koca Sinan halkının adeta vicdanı oldu ve Koca Sinan halkının umudu haline geldi ve burada da Koca Sinanlılara da Osman Türk bu şekilde hafızalara ismini kazıtmayı başardı. Yine Melik Gazi'nin Kayseri'nin en metropol ilçesi olarak Melik Gazi'nin ilk atanmış ilçe başkanlığı görevini üstlenmiş, sonrasında il başkanlığı görevini üstlenmiş olan Süleyman Bozkurt'u burada unutmamak lazım. Yine onun devamında Sebahat Ataman'ı unutmamak lazım. Yine sonradan yani siyasete girmiş olan Avukat Tahir Keskin Kılıcı dediğiniz gibi unutmamak lazım. Yine Serap Durmuş'u unutmamak lazım. Evet. Sedat Kılıç sonradan geldi, partide bir sorumluluk üstlendi, bunu unutmamak lazım. Yine Pelin Gündeş Bakır dışarıdan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldı. Dışarıdan yeniden siyasete gireceğim dedi ve İYİ Parti'ye geldi. Bunu unutmamak lazım. Yine bizim gazeteci meslektaşımız Serdar Gökhan Çiçek geldi. Hasan Sami Özvarenli var. Yine dediğiniz gibi Milliyetçi Cephe'nin içerisinde kendisine siyaset kurmuş. Tabii sonra gitmiş Meral Akşener'in danışmanlığını yapmış. Yine Hatay'da kurulan Sahra Hastanesi'nde başhekimlik görevini üstlenmiş. Bu isimleri unutmamak lazım. Bu isimler gerçekten çok cesaretli isimler. Ve 47 isme baktığımız zaman şu an kimse alınmaz. İsimlerini belki sayamıyoruz, zamanımız yetmiyor ama hepsinde ciddi bir cesaret var. Tabii, bu cesaret. İster istemez evet. Toplama da bir cesaret gösteriyor. Yani, cesaret 47 veriyor. Rakam az bir rakam değil. Kesinlikle değil ki. İYİ Parti gibi evet. Bir partiyi düşündüğümüz zaman yani kesinlikle yadırgayamayacağımız bir rakam. Yani bugün evet. 100 yaşındaki bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsetmiyoruz. Yani bugün 6 yaşındaki bir İYİ Parti'den bahsediyoruz ve 47 tane milletvekili aday adayıyla birlikte bugün Kayseri'de biz de varız diyebiliyorlar. Ben 10 tane liste çıktığında diğer 37 kişinin hiçbir şekilde alınganlık gösterebileceğine inanmıyorum. Evet. Çünkü hepsi de gerçekten bu memleket için yani vicdanlı bir siyaset üretmek adına burada olduklarını düşünenlerdenim. Evet. Tabii Kayseri biliyorsunuz tarihte iktidarı belirleyen illerden birisi olmuş. Göstergedir yani. Göstergedir evet. Tabii ki Kayseri'de ne kadar milletvekili sayısı çoksa, ne kadar topluma hitap edebiliyorsanız o kadar da iktidara yakın bir görünüm oluşturabiliyorsunuz. Milliyetçi muhafazakar bir kent. Doğal olarak da burada sağ partilerin oy oranları yüksek. İki defa da CHP kazanmış. Yani geçmişte yani, öyleydi tabii, tabii. Evet. Yani, ama son yıllarda sağ seçmen daha fazla Kayseri'de, Konya gibi kentlerde biraz daha fazla. O yüzden de milliyetçi özür dilerim İYİ Parti tabii ki burada güçlü siyasi partilerden birisi. Bunu not olarak kenara koyalım. Tabii partinin kuruluşunda en önemli isimlerden birisi Sayın Dursun Ataş. O dönem gerçekten bütün zorlamalara rağmen divan heyetinde yer almış ve İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer almış bir isim ve Meral Akşener'le birlikte yol yürüyen önemli bir isim Sayın Dursun Ataş'ın hakkını teslim etmek lazım. Tabii birebir kişilerle biliyorsunuz Sayın Dursun Ataş siyaset yürütmüyor. Ülkenin problemlerine parmak basarak daha seviyeli bir siyaset yürüttüğü için de Kayseri'de çok fazla böyle polemiklere girmeyen, gereksiz tartışmalarda yer almayan ve gereksiz konularda yer almayan bir isim. Partinin de yani en etkili isimlerden birisi mutlaka Sayın Genel Başkan'da. GİK üyesi, Genel İdare Kurulu evet, üyesi Sayın Genel Başkan'da mutlaka Dursun Ataş'a danışmadan da liste hazırlayacak kanısında değilim. Tabii ön seçim yapılacak. Bu ön seçimde hangi isimler çıkar? Genel manada teşkilatta görev yapan isimler çıkıyor. Bütün partilerde böyle. Dışarıdan gelen isimlerin, sonradan dahil olan isimlerin belki biraz daha şansı az olabiliyor ama neticede İYİ Parti'de gerçekten çok güçlü isimler var. Biraz önce saydım 17-18 kişiyi birebir tanıyorum. Yani başvuru yapan isimlerle birebir konuşmuşluğumuz, tanışmışlığımız var ve arkadaşlığımız var. İşlerinden tanımadıklarımız da elbette var ya da isim olarak duyduğumuz ama bugüne kadar karşılaşmadığımız isimler de var. Yine tabii ki profile baktığımızda da gerçekten güçlü profiller var. Yani bugün Sayın Tahir Keskin Kılıcı es geçmemek lazım. Kayseri'de kendi alanında inanılmaz işlere imza atan ve hukukçu kimliğini bağırta bağırta kullanan bir isim. Kayseri'de de tanınan, sevilen bir isim. Sedat Kılıç ismi
biliyorsunuz tartışması herkesin mutlaka ama mutlaka tanıdığı bir isim. Ekran yüzü olan isimlerden birisi. Yine Serdar Gökhan Çiçek kardeşimiz bizim meslektaşımız. O da bugün itibariyle İYİ Parti, yani süreç tamamlandı ama bugün itibariyle adaylığını kamuoyuna duyurmuş oldu. Yine Sayın Kazım Yücel'i uzun uzun anlattınız. Sayın Kazım Yücel'i tek tek anlatmaya gerek yok. Tek başına belki Kayseri'de, yerelde bu siyaseti omuzlayan isimlerden birisi oldu. Tabii Sayın Sebahat Ataman da teşkilatlara sahip, yani teşkilatlar üzerinde ağırlı olan bir il başkanı, doğal olarak o da çok güçlü ismiyim. Süleyman Bozkurt daha önceki il başkanı seçimle gelmişti ama Sayın Sebahat Ataman karşısında aday olmamıştı, seçime girmemişti. O da çok önemli isim. Tabii ki yine genç Hasan Sami Özvar'ın da kardeşimiz var. Bu da Koca Sinan Belediye Başkan adayı olmuştu. Yine yani bu isimden %80-90'ı Sayın Dursun Ataş partiye kazandır. Yani tabii. Hasan Sami Özvan, evet, Koca Sinan Belediye Başkan adayı oldu ama MHP kökenli. Yani evet. Tabii bu isimler yani Sayın Dursun Ataş'ın burada emeklisi inkar etmiyor zaten. Burada bir Pelin Gündeş Bakır'la adaylığı var. Onun bir videosu var. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili yaparken yapmış olduğu bir değerlendirme var. Eğer değerli yönetmenimizden rica edelim, o görüntü hazırsa, arşivler biliyorsunuz böyle çok arşiv affetmiyor. Belki evet. Yeni katıldığı partide belki bu ifadeleri kullanır artık. Evet, şimdi hazırsa değerli yönetmenimizden rica edelim, onu kullanalım, bir izleyelim. Onun üzerinde yorum yapalım. Bizim milletimizdir. Bu yarışın kazananı İslam alemidir. Bu yarışın kazananı sadece Kayseri, İstanbul, Ankara değildir. Bu yarışın kazananı Kosova'dır, Saraybosna'dır, Kudüs'tür, aynı zamanda Bağdat'tır, aynı zamanda Karabağ'dır, aynı zamanda Kırım'dır. Bütün İslam aleminin umududur Recep Tayyip Erdoğan. Bütün İslam alemi bu seçimlerin sonuçlarını bekliyor. Bu seçimlerin sonuçları bütün İslam ümmetini etkileyecektir. Bütün Müslümanlara ben bu yönde bir çağrı yapıyorum. Bu şuur içinde oylarını vermeleri çok büyük önem arz ediyor. Uğurlu olsun. Eğer Peygamber Efendimiz gelip bu sahneyi görseydi hepimize gurur duyardı diye düşünüyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Arşiv affetmez. Ben şunu söyleyebilirim. Benim aldığım bilgi, kendisine bir İYİ Parti'den davet olmadan gelip milletvekili adaylığı için Kayseri'den başvuruda bulunmuş. Ama yanlış bence. İYİ Parti değil, AK Parti'de olması gerekiyor. Şu söylemler üzerine benim ifade etmem gereken bir şey yok galiba. Kendisi neyin ne olduğunu anlatmış. Ama siyaset ilk bölümde de anlatmaya gayret ettik. Dün dündür, bugün bugündür zihniyetiyle siyaset yapanları ben sevmiyorum kardeşim. Evet. Ve yanlış partiye başvuruda bulunmuş diyorum, geçiştiriyorum. Tolga Bey, yani, tamam, belki kişi doğru yolu bulmuştur. Sonradan mı buldu, önceden mi buldu? O da senin fikrin olabilir İsmail'cim, bir şey demem yani. Sonra mı bulmuş, önce mi bulmuş? Belki şu anda peygamber... Ben de şimdi ben o açıklamayı bir okuyayım, gözleriniz yaşar. Yok yok yani. Yani bu okumuşsunuzdur eminim ki. Açıklaması tamamen saçma, deli evet. Saçması. Yani dinimizde hiçbir tabii canım, yani. Bağlantısı olmayan, bağdaşmayan saçma sapan. Yani şunu söyleyebilirsiniz, evet, dünyadaki İslam ülkeleri... O dönem belki Recep Tayyip Erdoğan'dan memnundu ya da İslam ülkelerinin Türk milleti olarak hep öncülüğünü yapmışızdır. Buna vurgu yapabilirsiniz ama bir siyasi partiden Peygamber Efendimiz bugünleri görüp gurur duyardı açıklaması nedamet getirmesi lazım. Kesinlikle kabul edilecek bir durum. Nedamet getirmesi lazım demek bu açıklamalar için. Yarım kalmış belki tövbe Ayşe Peygamber Efendimiz. Burada i̇şte nedamet getirdiğini evet. ifade etmesi gerekiyor. Ya bence. Doğru bir açıklama değil. Bir siyasetçi olursunuz da böyle akıl tutulması yaşayan sözlerin altına da imza atmamanız lazım. Evet. Çünkü dediğiniz doğru. Tarih hiçbir şey affetmediği gibi. Arşiv de hiçbir şeyi bir şekilde affetmiyor. Yani şimdi bu sözlerinizden dolayı siz kendiniz pişmanlık mı yaşıyorsunuz acaba? Yoksa bu sözlerinizin arkasında mısınız? Bunu da bir size sormak lazım. Şimdi bir vicdanı tamir ederken başka bir vicdanı yaralamaya gerek yok diye her zaman söylenir. Evet. Şimdi siz o zaman bir vicdanı tamir ettiğinizi düşünüyorsunuz. Bugün
o vicdanı, kendi vicdanınızı nasıl rahatsız ettiğinizi de İYİ Parti'ye katılarak ortaya koymuş oluyorsunuz. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler. Gerçekten siyaset yapabilmek adına bir şeyler söylemek mi? Yoksa gerçekten bir şeyler söylemek adına bir siyaset yapabilmek mi? Bu ayrımı yapamıyorlar. Ben işte şunu net söyleyeyim. İYİ Parti'ye bir şey verir mi, bir şey getirir mi, götürür mü? Getirmez, götürür kardeşim. Bir de o Müslüman diye saydığı ülkelere bir baktın, hepsi Türk toplumu. Yani içinde Müslüman olmayan Türk toplumu ülkeler de var. Tamam yani. Sayabilirsiniz de yani bu kadar da abartmaya da gerek var mı diye düşünmüyor da değilim. Yani İsmail'in verdiği bir örnek yani? Daha çarpıcı bir örnek. Evet, yani ne gerek var ki Hazreti Peygamber'i yani, bu siyasi açıklamanın içine getirip de Allah'a koymak falan hiç konuşulacak bir konu değil. Şimdi geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi belki geçtiğimiz yıllarda baktığımızda Kayseri belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen illerden birisiydi ama günden güne her seçimden bugüne gelinen noktada adeta buradaki il teşkilatlarının bana göre beklenen, istenen gayretleri gösteremediğinden dolayı her geçen gün eriyor. Ben öyle görüyorum, öyle izlenim içerisindeyim. Tabii görüşü farklı olan sevgili Metin Bey, Tolga Bey, İsmail Bey farklı ifade edebilir ama benim gözlemlediğim bir dönemlerin Kayseri'de bütün belediyeleri dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir ili nasıl oluyor da bir milletvekilini böyle sabit bir şekilde kaldı. Bunun iyi irdelenmesi, iyi araştırılması gerekiyor. Bunun da en büyük nedeni teşkilat yapısı, yapılanması küçük olsun, benim olsun zihniyetiyle yönetildiğinden dolayı kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Tabii 24 kişiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Tolga Bey. 25. Pardon, ben 24 saydım ama 25. Değerli yönetmenimiz ekrana da verebilir adaylarının isimleri, aday adaylarının ismini. Tabii burada benim gözüme çarpan isimlerden lütfen sizin farklı değerlendirme yapacağınız varsa kendi görüşünüzü, yaptığınız araştırmaları ifade edebilirsiniz. Fevzullah Bey burada aday adaylığı, Fevzullah Keskin aday adaylığı konusunda başvuru yaptı. Fevzullah Bey eğitimci, gerçekten kendi alanında da il başkanlığı yaptığı süreç içerisinde de beyefendiliğiyle öne çıkmış bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun sürede görev vermiş. İyi bir Cumhuriyet Halk Partili Sayın Fevzullah Keskin de aday adaylığı konusunda başvuru yaptı. Tabii Gonca Elda Orhan uzun süre partinin genel merkezinde de görev yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün yaptığı gezilerde de paylaşımlarından görüyoruz. Katılan, parti için çalışan bir değerli kardeşimiz, hanımefendi. Mirza Binboğa, tabii Mirza Binboğa da bakıldığında Kayseri'de çok tanınan, bilinen önemli bir isim. Çünkü herkeste yakın ilişkiler kuran, dokunuşlar yapan Sayın Mirza Binboğa da aday adaylığı konusunda başvuru yaptı. Burada Sema Karaoğlu'na ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sayın Sema Hanım doktor, hekimliğinin dışında da bir bayan olarak bayanlara yönelik yaptığı girişimlerle de bütün bayanların ve Kayserilerin takdirini topladı. İyi bir Cumhuriyet Halk Partili, özverili bir şekilde de her alanda olmak istiyor. Bunun için gayret gösteriyor. Bence Sema Karaoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok değer kattığını düşünenlerdenim. Tabii genel merkez Sayın Sema Karaoğlu'nu değerlendirdiği takdirde ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne de önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Avukat Zeki Bey de uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak görev yapan, çalışan, gayret gösteren isim. Umut Bey de, Umut Yılmaz da keza iyi bir Cumhuriyet Halk Partili. O da hukukçu. Dolayısıyla Umut Bey de, Umut Yılmaz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha iyi noktalara gelmesi için gayret gösterdiğini ifade ediyor. Tabii listede benim tanıdıklarım, bildiklerim bunlar. Sevgili Metin Bey, çok kısa olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu düşüşünü nasıl yorumluyorsunuz? Adayları nasıl buluyorsunuz? Şimdi CHP Kayseri'de şunu söyleyeyim adaylara girmeden önce. Müflis tüccarlar gibi sürekli cepten yiye 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 ne belediye bıraktı ilinde, ne milletvekilliği. Hatta Tolga'nın geçmişten bugüne bir istatistiği var. Kendine gelince onu herhalde değerlendirmede bulunur. Biraz önce ifade ettim. Yani iki ayrı dönemde Niyazi Bahçecioğlu'nu belediye başkanlığı koltuğuna oturtan bir CHP'den bugün gele gele çalışsa da çalışmasa da bir milletvekilliği garanti CHP'ye gelinmişse tabii ki teşkilatında oturup kendini sorgulaması gerekiyor. Şu 25 kişilik listeye baktığımız zaman sevgili Doğan,
makul bir değerlendirmede bulundu. Ben de Sema Karaoğlu noktasında ayrı bir parantez açanlardanım. CHP'ye önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ki belediye başkanlığı adaylığı döneminde de önemli bir oy sıçramasını beraberinde getirdi. Bir değer olarak CHP'ye olumlu pozitif manada katkı sunar kanaatindeyim. Yine Niyazi Bahçecioğlu'ndan, rahmetliden bahsetmişken İbrahim Bahçecioğlu var. Daha önceki dönemde de ikinci sıradan görev yaptı. Tabii ki Ali Paşa Tan, partinin gediklisi, önemli bir ismi. Çetin Arak'a karşı rezervler var, biliyorsunuz. Aynı şekilde eski il başkanı Ümit Özer'e, Ümit Hanım'a karşı da benzer tavırlar geliştiriliyor. Bununla beraber Zeki Gümüş gerçekten her dönemde CHP için elini taşın altına koymuş bir isim. İşte Ahmet Yıldız, Ali Çetinkaya, Aşkın Genç, o da çok önemli bir isim CHP adına. Feyzullah Keskin bahsettim, Gonca Yelda Orhan, İbrahim Kağan, Kadim Şahin, Mehmet Sevim, Mehmet Ayhan Küçüktaş, Metin Bilgili, Mikail Sert, Onur Sergen, Osman Altıkaynak, Özgen Aydıncak, Sedat Mirza Binboğa, Tülin Temel, Umut Yılmaz. Ya nasıl bir liste gelişir bilmiyorum ama şunu ifade etmek lazım. Henüz 6 yaşının içinde olan bir İYİ Parti'ye 47 başvuru varken CHP'nin 25'de kalması oturup düşünülmesi gereken bir konu ki Türkiye'nin kurucu değerlerinden, en önemli partilerinden biri, hiç kuşku yok ki CHP. Niye Kayseri'de sürekli küçülüyor, elindeki ilçe belediyelerine dahi her seçimde kaybede bugünlere geliyor. Bunun hesabını da hem genel merkezin hem de atadıkları, seçtirdikleri il teşkilatı olarak oturup bir hesap vermeleri gerekir. Yani kuru gürültüye papuç bırakacak şekilde beylik laflarla bir yere gitmenin getirdiği, ortaya koyduğu bir sonuç. Umarım bu kez doğru bir değerlendirmede bulunurlar ve Kayseri siyasetinin içinde bize renk katmaya devam ederler diye düşünüyorum. Ama görüntü bu mu? Görüntü bu değil. Çünkü iç bünyede hala o sükunetin sağlanamadığını görüyoruz. Problemlerin devam ettiğini görüyoruz. Bence CHP'nin problemi kendi iç bünyesinde. Evet, kesinlikle öyle. Yani dediğiniz çok doğru. Kendi iç bünyesinde bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayla da yüzleşemiyorlar. Yüzleşemedikleri için de topluma da ulaşamıyorlar. Oysa ki hani dedik ya, hep sürekli Cumhuriyet'in ilk partilerinden birinden bahsediyoruz. Halka en çok dokunması gereken bir partiden bahsediyoruz. Ama bir bakıyorsunuz Kayseri'de halktan en kopuk bir partiyle karşı karşıyasınız. Bunu sağlayan kim? Evet. Bunu sağlayan teşkilatlarında sorumluluk üstlenmiş insanlar, yani il teşkilatında sorumluluk üstlenmiş insanlar. Genel merkez en az bu kadar sorumlu yani, bence. Yani şimdi genel başkanınız Kayseri'ye gelecek. Sizin gözünüzün içine baka baka hem milletvekiline hem il başkanına diyecek ki Kayseri'de başarısızsak bu başarısızlığın sorumlusu biziz diyecek. Evet. Ve o milletvekiline ve il başkanını hala taçlandıracak ve onları hala görevde tutacak. Bu da anlaşılabilir değil. Yani evet. Samimi değil en azından. Şimdi bir istatistik var dediğiniz gibi. Yani Kayseri'de mesela 2015 yılında Çetin Arak seçildiğinde Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 tane belediye başkanlığı vardı. Sarısı Felahiye ve Akkış'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Sonrasında Felahiye kaybedildi. Sonrasında Akkış'ta kaybedildi. Sonrasında Sarısı kaybedildi. Ve şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri'de bir tane belediye başkanlığı dahi yok. Yani son millet, tüccarlar gibi deyimine katılıyorsun. Son benim. Millet ittifakıyla evet. Kurulan ortaklıktan sonra Kayseri'de Melikgazi dahil birçok ilçede meclis üyesi dahil etmeyi başarabildiler. Burada tabii dediğiniz gibi Sema Karoğlu'nun da kesinlikle emeği yadsınamaz. Tabii ki yani %8'lerde olan Melikgazi'de partisinin oyunu %25'lere kadar çıkartmış. Yani neredeyse 3 katında fazla artırmış. Ve bugün mecliste Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri varsa bunun sorumlusu Sema Karoğlu'dur. Çünkü o dönem hatırlarsanız ne milletvekili Çetin Arık ne de il başkanı Ümit Özer Melikgazi Belediyesi'nin başkan adayı olarak, Melikgazi Belediye Başkanı olarak
Sema Karaoğlu'nun hiçbir çalışmasına katılmadılar. Ve kadını o seçimlerde tamamıyla yalnız bıraktılar ve o kadın kendi kurmuş olduğu kadrosuyla birlikte bir çalışma içerisindeydi. Şimdi ve İYİ Parti'nin katkılarıyla tabii ki yani onu da ifade etmek bugün lazım. Bugün yine sıcak gelişme Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 ilçe başkanı ki burada metropol ilçeler dahil Koca Sinan, Talas, Melikgazi 10 ilçe başkanı yani 6'sı fiili olarak 4'ü de imzacı olarak katıldılar. O 4'ü iş olduğu için katılamadılar. Genel merkeze gittiler bugün yine. Yine Kayseri koordinatörü olarak 8 genel başkan yardımcısından Veli Ağbaba atanmıştı biliyorsunuz. Hem Veli Ağbaba ile görüştüler hem BKYK üyesi Bülent Tezcan ile görüştüler ve Çetin Arık'la Ümit Özer'in listeye dahil edilmemesinde ısrarcılar. Dahil edilmeleri halinde yani listeye konulmaları halinde kesinlikle çalışmayacaklarını söylüyorlar ki listeler açıklanana kadar Ankara'ya bu ziyaretlerini sürekli gerçekleştireceklerini de altını çiziyorlar. Neden diye sorduğumuzda da nedenini de şöyle izah ediyorlar. Örgüt Kayseri'de bu iki isim sayesinde eridi ve çürüdü. Ve dolayısıyla insanlar eğer bugün partiye partili oldukları halde geçmişte de bedel ödeyen insanlar o kapıdan içeriye girmiyorlarsa da bunun sorumlusu yine milletvekili Çetin Arık'tır ve Ümit Özer'dir. Hatalı ve yanlış politikalarından, ayrıştırıcı politikalarından kaynaklı olarak. Çünkü ciddi anlamda yani hiçbir etnik yapıyı dışlamaması gereken bir siyasal ideolojiden bahsediyoruz. Yani sosyal demokrat bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu partinin içerisinde bir etnisit ayrımcılığı var. Avşarcılık ayrımcılığı var, Alevicilik ayrımcılığı var, Kürt nefretçiliği var vesaire. Bunları kesinlikle reddediyoruz ve burada milliyetçilik var. Yani bu milliyetçilik içeride faşizan bir kafa doğurmuş. Bu kafa birbirini yiyor şu an içeride ve parti için muhalefet bu kafadan vazgeçilmesi için ısrarla hem milletvekilinin hem de Ümit Özer'in kendisine ayar verebilmeleri, kendilerini kontrol edebilmeleri, kendilerine gelebilmeleri açısından genel merkezde sürekli irtibat halindeler ve hep raporlar gönderiyorlar. Yeni gönderilen raporlar da var. O raporlardan bir tanesinin de altı da çok net olarak çiziliyor. Daha önceki seçimler hatırlatılıyor. İşte İsmail Cem, yine Cemil Seymen, yine Muharrem Eski yapan ve Çetin Arık hatırlatması yapılıyor. Deniliyor ki bu isimler bir, örgüt içinden insanlar değil, aktif rol oynamayan insanlardır ve bazıları da Kayserili değillerdir. O yüzden biz burada kan kaybediyoruz, eriyoruz, oy alamıyoruz diyorlar. Şimdi 16. dönem 1977 seçimlerine gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu bir seçim. Kayseri'nin 8 tane milletvekili sayısı var. 3 milletvekilini Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi alıyor, 3 milletvekilini Adalet Partisi alıyor. 17. dönem 1983, 18. dönem 1987, 19. dönem 1991, 20. dönem 1995 ve 21. dönem 1999'da Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri'den milletvekili çıkartamıyor. Gelinen nokta. Geliyoruz 2007 seçimlerinde bir milletvekili, 2011 seçimlerinde bir milletvekili, 2015 seçimlerinde bir milletvekili, 2018 seçimlerinde bir milletvekili. Gıdım ilerlemiyor. Şimdi geliyoruz 28. dönem 2023 seçimlerine. Partilerinin genel başkanları 5 partinin lideri tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş. Yapılan her anket sonucunda cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu açık ara farklı önde gösterilmiş. Ki anketler tırnak içerisinde gerçeği yansıtmadığını ne zaman için söyledik. Ama bir bakıyorsunuz Kayseri'de hiçbir taşın altına elini koymayan, ezilmişlerden yana olmayan, ötekileştirilmişlerden yana olmayan, dışlanmışlardan yana olmayan, işsizlerden yana olmayan, bir fabrikaya gidip işçinin ne yaşadığını bilmeyen, katledilen kadının davasının arkasından adalet aramayan bir Ümit Özer, ben bugün milletvekili aday adayıyım diyor ve partililerinin gözünün içine baka baka da ben buradayım diye de bağırıyor. Yapmayın, haksızlık etmeyin bu insanlara bu kadar. Çetin Arık, siz 3 dönem kuralından kaynaklı olarak siyasal iktidarın milletvekillerini eleştiriyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerini eleştiriyorsunuz. Eğer siz gerçekten Cumhuriyet Halk Partili kültürüne kendinizi ait hissetmiş olsanız haddinizi bilirsiniz. Dersiniz ki ya ben bir dönem yaptım. Hadi yetmedi 2 dönem yaptım. Ya yeter artık benden sonraki arkadaşlarım da yapsınlar diye sizin feragat etmeniz gerekir. Siz feragat etmiyorsanız da partiniz sizi bu anlamda ya 2 dönem size yeter artık. Diğer arkadaşlarımız da milletvekili aday olabilsin. Onlar da seçilebilecekleri sıralara yerleştirilebilsin diye bir tasarrufa gitmesi gerekir. Böyle bir düşünce içerisinde olması gerekir. Bu insanların da çünkü partide emek verdiğini, siyaset ürettiğini, bedel ödediğini düşünmesi gerekir. Maalesef
partinin genel merkez düzeyine baktığımız zaman orada da böyle bir durum yok. Şimdi burada çok önemli isimler var. Örgüt içerisinde çok aktif rol üstlenmiş isimler var. Evet, Sema Akaroğlu'nu söyledik. Yine babası 1979 yılında katledilen avukat Ömer Yılmaz, biliyorsunuz. Onun oğlu Umut Yılmaz. Evet. Yine avukat Zeki Gümüş, yine avukat İbrahim Kağan, yine avukat Niyazi Ünalmış, yine kadın olmasa sabiyle Tülin Temel, Gonca Yelda, Orhan. Bunlar çok önemli isimler gerçekten partide. Yine sosyal güvenlik uzmanı, ki partinin her kademesinde ahlaklı bir şekilde görev üstlenmiş Metin Bilgili. Bu isimleri gerçekten görmezden gelemez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden bahsediyorum. Yani bu isimlere baktığımız zaman yine banka emeklisi Ayhan Küçüktaş'ı görebiliyorsunuz. Aşkın Genç. Yani... Çok iyi bir insan. Gerçekten herkesle barışık olmayı başarabilen bir insan. Evet, evet. Yani burada iktidarla bile yapıcı muhalefet tarzıyla birlikte hiçbir şekilde ters düşmeyen bir insan. Ali Paşatan yine aynı şekilde. Bu insanlar burada dururlarken hala Çetin Arık ısrarını yani yaparlarsa örgüt diyor ki biz çalışmayacağız. Bakalım görelim biz evet. Sevgili Tolga bu konuyu. Milliyetçi Hareket evet. Partisi'ne geçelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde CHP'de bir iki isme izin verirseniz ben de tabii ki değerlendireyim. Toplum tarafından bilinen, tanınan partisi adına gerçekten mücadele eden isimleri... Ha, bu arada Mirza Binboğa'yı da unutmayalım. Tamam, yani Mirza Binboğa da evet. Yani bunları partinin mutlaka değerlendiriyor olması lazım. Bakın bugün Mirza Binboğa ismini hatırlattın. Allah razı olsun. Yani bugün Sayın Binboğa televizyonumuza belki 10-12 kez gelmiştir. Yani yoldan geçerken çay içmeye uğruyor. Ödül aldık. Ziyarete geldi il başkanımız. Evet. Gelmedi. Yani nezaketen evet. Diğer evet. Siyasi partilerin il başkanları geldi. İlla Erdoğan'ı övmenize gerek yok. TV1 ya da Yeni Doğan o ödül aldı. Nezaketen geldi. Evet. Sayın Mirza Binboğa da geldi. Evet, ikili ilişkiler gerçekten çok önemli. Yine Gonca, Yılda, Orhan hakeza öyle yani bayramda, seyranda, özel günlerde mutlaka uğruyor. İlla haberi ekrana çıkmaya gerek yok. Bizimle muhatap oluyor. Oturuyor, konuşuyor, fotoğraf çekiliyoruz, gidiyor. Bu bile insani ilişki açısından çok önemli. Sema Karaoğlu ismini zaten tartışmıyoruz. Hem Melikgazi Belediye Başkanı adaylığında hem de STK Başkanı olarak gerçekten Kayseri'de çok güzel işlere imza atıyor. Bakın Aşkın Genç, Aşkın abi olarak hitap ediyorum. Kendisi özel günlerimizde arar, başka günlerde arar, mutlaka bizimle irtibatta olur ve hal hatırımızı sorar. İlla bir siyasi beklenti içerisinde değil. Yine Feyzullah Keskin başkanımız da o başkan olduğunda gerçekten basınla iyi ilişkiler kurdu. Bütün siyasi bütün basınla mutlaka ilişki içerisine girmeye çalıştı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka ama mutlaka toplumla iyi ilişkiler kuran isimleri listesinde yer vermesi gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçersem, Milliyetçi Hareket Partisi yani beklenen aksine çok fazla sessiz bir siyasi parti. Yani listeleri de bir şekilde ulaşamıyoruz. Ulaştığımız isimler de sayılı isimler. Yani o da genel merkeze başvurdukları için bizimle isim çok fazla paylaşılmıyor. Acaba başvurular az olduğu için mi bizimle paylaşılmıyor bilmiyorum ama elde ettiğimiz isimler var. Sayın Baki Ersoy biliyorsunuz milletvekilliği için başvurdu. Bence Sayın... en iyisi Milliyetçi Hareket Partisi. Yani genel merkez yazıyor, gönderiyor tamam lideri. Tüm partiler öyle ama canım yani şimdi burada bakmayın. AK Parti başvurdu diye ki. Teşkilattan bir bilgi alıyoruz. Adnan abiyi severiz sayarız o ayrı bir şey. Ben geçen ben istedim yani gönderdi bana liste var bende. Senin özelliğin var. Tamam ben geçmişten gelen bir hukuk kumsalı. Biz de ben de istediğimde göndermişti de bu hafta için İsmail abiye sordum. Bu hafta yokmuş. Yeni gelen liste yok dedi. Geçen hafta ben de aldım mesela. Baki Ersoy, Serap Şule, Kalın Gül, Akarsu, Ali Rıza, Deniz Taş, İsa Ferah, Emin Avşar, Mustafa Bozkurt, Mehmet Alper, Altuntay, Seyfettin Pınar, Abdülkadir Aytekin, Avukat Kübra Beyazıt. Kayhan Saraç, avukat işte yine. Yeni isimleri alamadık. Aha. O yüzden mutlaka vardır. Sayın İsmail Özdemir başvurdu mu haberim yok. Yani milletvekilleri başvurmuyorlar. Yani evet. Milliyetçi Hareket Partisi bundan önceki MTK döneminde ya da bir önceki dönemde Sayın Baki Ersoy döneminde hatırlıyorum. İnanılmaz bir yoğunluk vardı. Başvuru sayısı yüzleri bulmuştu. Bugün doğru. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 3000 TL olmasına rağmen
Yani fiyatlar 30 binde 40 binde gezerken diğer partilerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne 3000 TL olmasına rağmen. Şundan kaynaklı olabilir mi? Yardımcı olayım İsmail. Yani birinci, ikinci sıra belli. Onun için yani gerek yok gibi. O yüzden. O zaman aday başvurusu da almasın. Ya şöyle almasın gibi değil de yani garanti olunca yani bir de potansiyel belli. Yani o topa girmeyelim ama demişlerdir. Öyle, tabii doğru söylüyorsunuz ama parti teşkilatından kimi çıkartırsanız onu da alacağız diyorlar. Ya şimdi o yani ütopya oluyor sevgili Doğan. O ütopya oluyor. Yani ama bu MHP'nin bir oy potansiyeli var Kayseri'de. Şimdi yani AK Parti'ye sor, onunla da talibiz der. MHP'ye sor, onunla da talibiz der. İyi Parti'ye sor. Aydınlık gazetesi manşet atmış biliyor musunuz? Sayın Doğum Perinçey'in demiş, Cumhurbaşkanlığı %8,5 demiş. Altına yorum yapmışlar. 100 bin imzayı toplayabilirmişler diye. Yani şimdi ben birçok uçuk kaçık rakamlar duyduğum için şey için demiyorum bunu. Yani %1 bile oyu olmayan siyasal partiler ziyarete geldiklerinde bir bakarsınız 3 vekil çıkardık, 5 vekil çıkardık falan filan derler. O sebeple ben MHP daha böyle içe dönük bir parti olduğu için bu anlamda normal buluyorum. Ha, geçmiş dönemlerde bu yüzlere varan doğrudur aday adaylığı süreçleri yaşandı. Bugünkü konjektür böyle getirdi, böyle devam ediyor. Zaten listeler birleşecek mi, birleşmeyecek mi, bir sürü tartışma var. Onu önümüzdeki haftalarda biz de burada masaya yatırırız, konuşuruz. Ama bakalım önümüzdeki günler ne getirecek. Saadet Partisi'nin de bir milletvekili adaylarını söylerseniz. Şöyle, Saadet Partisi biliyorsunuz Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile bir ittifaka girip seçime öyle girmeye çalışıyorlar. Saadet Partisi'nde de başvurular var. Sayın Baki Coşkun Başkanı'na, Mahmut Arıkan Başkanı'na teşekkür eden listeyi istedik. Hemen anında gönderdiler. Harun Toprak başvurmuş, Recep Güngör başvurmuş, Ahmet Fuat Harmancı başvurmuş, Mehmet Durmuş Çelebi başvurmuş, Sayman Etyemez başvurmuş, Galip Kılınç başvurmuş, Ahmet Karagöz, Halil Demirbaş, Talha Çetin, Raşit Kara, Mesut Köroğlu, Duran Soyur, Nuri Ürkündaş ve Recep Yavuz Saadet Partisi'nden başvuran isimler. Evet. Sevgili Metin abi, eklemek istediğiniz var mı yoksa kapatalım? Yok. Yani genel bir değerlendirmede bulunduk. Önümüzdeki günler bize daha net veriler ortaya koyar. Onun üzerine konuşuruz. Sevgili Tolga'cığım çok teşekkür ediyorum. İsmail Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, bu haftada birinci gün programımızın sonuna geldik. Tabii son siyasi gelişmeleri konuştuk, değerlendirdik. Dolayısıyla sevgili yorumcularımız Metin Bey, Tolga Bey ve İsmail Bey de edindikleri bilgileri kamuoyuna sizlere aktarmaya çalıştılar. Önümüzdeki hafta yine siyasetteki son gelişmeleri TV1 ekranlarından değerlendireceğiz. Gözünüz bizde olsun efendim.